Efendim şimdi çok önemli bir konuyu konuşacağız bugün, birbirinden değerli isimler. Hocam niye öyle gülüyorsunuz ya? Bir şey mi oldu? Şimdi bir şey yani olacak. Bir anlatacağım çünkü. Hoca diyor ki bir şey olmadı ama olacak. Buyurun. Çoğunluğun kara delik hakkında bir ön yargısı var. Zannediyorlar ki kara delik orada uzayda duruyor. Sonra yandan geçen bir şeyi hap diye yutuyor. Hocam bir dakika, ben öyle bir girizgah değil yapayım, sonra öyle size olayın göbeğinden girdiniz, tebrik ederim yani. Bu arada yönetmeme de uyarayım, stüdyo biraz fazla sıcak değil mi? Biraz bizi soğutsun. Şimdi bir fotoğrafı görelim. Hani insanlar ne zannediyor, neleri yanlış biliyoruz, bunları göstereceğiz, doğruları öğreteceğiz ama bir fotoğrafı görelim. Nasıl işte gördük ekranda. Hatta full ekran vermesini rica edeceğim Samet'ten ben bu fotoğrafı. İşte bu fotoğraf bize ne gösteriyor? Buyurunuz hocam. Şimdi ilk önce bu kara delik olgusundan bahsedeyim. Şimdi herkes Einstein genel görelilikten kara delikler çıktı diyor ama öyle değil tabii. Kara delik aslında Newton teorisinden de çıkıyor. Ama bir de şunu katmanız lazım. Hiçbir şey ışıktan hızlı gidemez. Bu da Einstein'ın özel görelilik teorisi. Tamam. Şimdi kütle şeklinden ışık kaçamadığı için biz görüntüleyemediğimizi zannediyorduk kara delikleri. Evet, aynen. Tamam, hala da kaçamıyor. Orada bir değişiklik yok, base yok. Peki nasıl görüntüledik? Şimdi şu şekilde etrafını görüntüledik. Kafamda işte, deli kara sorular. Evet, etrafını görüntüledik. Ha, biz o zaman olay ufkunu görüntüledik. Evet. Şimdi tamam, kara delikler aslında kara delik tırnak içinde söyleyeyim. Çünkü kara delik olmayan teoriler de var. Benim de naçizane onlara katkım var. Sürekli anlamadım ben. Evet, kara yani içinde mi? Kara delik olmayan teoriler de var. Ha. Tamam. Yani şimdi şu şekilde biz genelde kara delikleri çok parlak cisimler olarak gözlüyoruz. Nasıl çok parlak cisimler olarak gözlüyoruz? Çünkü etraftaki cisimler kara deliğe düşüyorlar. Kütle çekimi çok fazla olduğu için onlar kara deliğe düşerken birbirleriyle sıkışıyorlar. Ve o sıkışmadan dolayı adeta hidrojen bombası patlar gibi orada enerji yaratıyorlar. Ve dolayısıyla müthiş ışık saçıyorlar. Ve başka elektromanyetik radyasyon dalga boylarında elektromanyetik radyasyon saçıyorlar. Biz onu gözlüyoruz. Dolayısıyla bundan önce biz kara deliklere baktığımız zaman çok parlak bir şey görüyorduk. Tamam. Eğer zaten uzayda etrafta hiçbir şeyin olmadığı yerde bir kara delik varsa onu da göremiyorduk. Çünkü etrafta karanlık, kara delikte karanlık. Biz de onu göremiyoruz. Sadece olay ufkunda mı renk var? Evet. Şimdi mesela burada görüyoruz. Olay ufku önemli bir şey. Olay ufkunda mesela bir foton küresi olması lazım. Burada gözükmüyor tabii o. Yani öyle bir şey yok. Foton küresi ne demek? Foton küresi demek tam kara deliğin ufkunun, ona ufuk diyoruz biz. Hı hı. Yani etrafta gözlemlediğimiz sınırı, çember. Evet, sınırının hemen dışında parlak bir alan olması lazım. Orada fotonlar yörüngeye şey yapıyorlar. Şimdi bu resim tabii yapılan simülasyonlara çok benziyor. Ama şunu saptamak lazım. Orada ortalıkta hakikaten bir delik mi var? Yoksa orası kara mı? Mesela orada bir cisim de olabilir, ışık saçmayan bir cisim de olabilir. Şimdi orada farklı teoriler mi girecek devreye? Evet, orada farklı teoriler gelebilir. Tamam, o zaman ona ileride bahsedeyim. Aynen. Ama şunu söyleyeyim, tabii ki bu gözlem çok büyük bir başarıdır. Çünkü dünya üstünde 10 tane kadar sanırım gözlem evi işbirliği yaparak bunu ölçmüşlerdir. Ve bugün bir kabul edilen teori var tabii. Bir de durmadan biz bilim adamları işte o olursa böyle olur, o olmazsa böyle olur diye teori yapmayı severiz. Kabul edilen teoriye göre bu kara delikten kaçacak olan belli bir dalga boyunda ışık vardı. Onu ölçtüler. Bu aslında görünür ışık değil. Dolayısıyla biz oraya baktığımız zaman geldiği gibi görmüyoruz. Ama alınan sinyal işte çok gelen yer sarıya boyanmış, az gelen yer kırmızıya boyanmış ışık. Onu görüyoruz ve ortada da
hiç ışığın gelmediği bir bölgeyi görüyoruz. İşte o ortada ışığın gelmediği bölgeye baktığımızda orası kara delik ve orası zannediyorum ki hala bilinmez bir şey. onu konuşacağız biraz sonra ama şu meseleden uzaklaşmayalım. Ben şimdi Tolga hocama da dönmek istiyorum. Çünkü şöyle bir şey var anladığım kadarıyla. Biraz önce zannediyorum ki söylediğim şey önemliydi. O da şu. Kütle çekiminden mesela şimdi tanım itibariyle kara deliğe baktığımızda kara delikler görünmüyor. Çünkü cismin kütle çekiminden ışık bile kaçamıyor. Biz nasıl gördük peki? Bunu anlamlandıramadık. Peki bu ne anlama geliyor? Bunu gördük, ne elde ettik? Tamam, mesela olayın tamamına genel olarak baktığımızda diyoruz ki işte Einstein'ın teorisi doğrulandı vesaire. Bunları da detaylandıracağım ben ama bu teori bize neyin kapısını açtı bu fotoğraf? Çünkü hep bu böyle bir singularity olarak karşımıza geliyordu. Yani kağıt üstünde biliyoruz ama pratikte çok da emin değiliz gibi. Ama öyle olmadığını gördük. Peki bununla bu bize başka neler gösterdi? Şimdi bir kere şöyle, kara deliklerin var olduğunu evrende çeşitli bir sürü kanıtla beraber biliyoruz. Dolaylı yollarla bunları zaten ölçebiliyorduk, gözleyebiliyorduk. Bu sefer gerçekten görmüş olduk. Dediğiniz gibi zaten değişen bir durum yok. Hocamın söylediği gibi tekillikle ilgili bir bilinmez diyelim ya da bilgi alamama durumumuz hala geçerli. Bizim burada sadece yaptığımız doğru dalga boyunu kullanarak çözünürlüğümüzü arttırabilmek. Çünkü aynı galaksinin merkezindeki bu kara delik X ışınlarında da ışınım yapıyor. Optikte de ışınım yapıyor. Elektromanyetik spektrumun tümünde ışınım yapıyor. Ama uzaysal olarak çözebileceğimiz, o kadar detayı görebileceğimiz görüntüyü ancak bu 1.3 milimetrede radyo bölgede oluşturabilmiş olduk. Avantaj oradaydı. Ve oradan itibaren de kara deliğe en yakın bölgeyi gözleyebilmiş olduk. Yani bunlar biraz sonra kara deliğe düşecek olan bir nevi maddenin oradaki görüntüsünü elde ediyoruz. Isınan madde. Şimdi ben yine yönetmenim Samet'ten rica edeceğim. Kara deliğin fotoğrafı, aynen fotoğraf karesini LED'e verdi. Şimdi ben bir şeyler sormak istiyorum bu fotoğrafla ilgili. Şimdi hocam bir kere neden turuncu? Turuncu tamamen gazların cinsi. Biz boyadık çünkü. Şimdi buradaki görüntünün... Bir de cevabın bu kadar basit olmaması gerekiyordu. Şu yani an skuta hayali uğradı. Çok sinyal gelen yeri sarı anlama boyadık. Var yani ama kırmızı az değil. Az sinyal gelen yeri kırmızı boyadık. Şimdi parlaklık sıcaklığı denen bir terim var radyoastronomide. Ona göre renklendirilmiş vaziyette yani, bu. Parlaklık geldikler sarı. Evet. Maksimum sıcak, maksimum şiddetin geldiği yerde beyaza yakın oradan yavaş yavaş tonlandırılmış. Yani bu aslında false color bir görüntü. Ha, yanlış. Ya. Bir de şey bulur yani böyle net değil. Ama işte, yani şimdi o kadar takdir işte ederseniz önemli, yani. Zaten önemli. Daha önce hiç göremiyorduk önemli bunu. Değil mi hocam? Evet. Yani şu anda önemli ve doğru olmayanını yani 30 milyon dolara bunu elde edebildik. Eğer 300 milyon dolar verirseniz biz bilimcilere size istediğiniz kadar net bir görüntü çekebiliriz. Gerçi hocam o kadar da kolay değil. Yani diğer radyo teleskobu aya falan koymak gerekecek herhalde evet, tabii evet. De. Yani. İşte doğru, o da dahil olabilir. Masrafa. Ya da o da dahilse uyduya... Tamam. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Şimdi bu sizi teknoloji zaten biliniyor. İçeride bayağı aslında konuştuk bu, yayın öncesi. Çok uzun erimli girişim ağı deniyor buna. Yani dünyanın üzerinde çok çeşitli teleskoplar aynı hedefe, aynı anda bakıyorlar, kaydediyorlar verilerini çok hassas saatlerle. Daha sonra bunlar analiz ediliyor ve gerçekten görülemeyecek şeyler görülmeye başlıyor. Mesela bunun bir uygulamasını daha önceden biliyoruz. Bir aynı yıldıza baktıkları zaman bu teleskoplar üzerinde bulundukları karaların plakalarının hareketlerini daha önce buldular ama o zaman çalıştıkları dalga boyları 1 santim falan yani daha uzun dalga boylarında. Şimdi bunlar 1 milimetre dalga boyuna ayarlandı çok daha hassas görebilecek şekilde. Yine aynı büyüklükte bu sefer bir kara deliğe baktık ve bir şeyler gördük. Şimdi bunun ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü böyle bir şey hem bekliyoruz hem de acaba beklediğimiz tam bu mu? Veya bu resim bize neler söylüyor? Bunların hepsinin cevabını bu resmi inceleyerek bulabiliriz. Şimdi bu resmin için iki şey var. Bir tanesi diyor ki bu Samet'im, bir... ekranı ikiye bölüp hocanın bahsettiği fotoğrafı da gösterebilir misin? Evet. Buyurun hocam. Yani bu bir ışık küre mi? Yoksa bir yığılma diski mi? Gördüğümüz ışığın kaynağı. Peki ya bu fark olursa ne olur ki? Şimdi bazı teoriler bu
ışığın belki ışık kreden gelebileceğini söylüyor. Bazıları da bu kara deliğe girmeye çalışan maddenin aşağı yukarı kara deliğin ekvatoruna yakın bir bölümünde, yani bir şekilde bunun dönüyor da olması lazım. Orasında bir akma diski dediğimiz bir, yani Satürn'ün halkalarına benzer bir top madde yığılması var. Fakat madde o kadar çok ki, o kadar yığılıyor ki, o kadar ısınıyor ki çok fazla ışık salıyor. Aslında X ışınlarında, gama ışınlarında, bütün ışınlar, optik ışınlarda falan, ama bunlardan sadece uzun dalga boylarında olan, işte 1 milimetre veya daha uzun olanlar çıkabiliyor. Daha uzun olanlarla da belki resim çekebiliriz ama onların çözme gücü o kadar iyi değil. Onun için 1 milimetre ve dünya çapında bir teleskop bu iş için tam uygun olduğunun farkına varıldı aşağı yukarı birkaç yıl önce. Ve 2017 Nisan ayında aşağı yukarı 10 gün süreyle bu aşağı yukarı 8 teleskop yüzlerce kere aynı yerin resimlerini çekti. Ve bunların biriktirdiği toplam bilgiler 15 milyon gigabayt tuttu. Ve bunların analizi sürüyordu 2 yıldır. Ve bu analizin sonuçlarını biz bugün aldık. Yoksa gözlemler 2017'de yapıldı. Hani belki de gidip bir fotoğraf çekildi de anlık olarak işte değil. Sosyal medyadan yani verilerle paylaşıldı. 2 yıldır yani bilgisayarlar... Tabii. Veriler toplandı ve şu an bu milyon gigabaytlık veriyi analiz etmeye çalışıyor. Her saatleri ayarlamaya çalışıyor. Her görüntüyü, her uzaklığı, her şeyi düzelterek sonunda bize bunu elde etti. Bunu evet, verdiler. Çok ileri teknoloji işi hakikaten. Mesela elimizde milyarda bir hassaslıkla ölçen atomik saatler var. Ve bu atomik saatlerle aynı zamanda dünyanın değişik yerlerindeki gözlemevine gelen sinyalin gelme anını... Çok hassas ama. Gelme anını birbiriyle uyuşturarak interferans yapmamız lazım. Yani bu... Önemli bir şey. Evet, önemli bunları bir şey. Bunları birleştirdiğimiz zaman... Yoksa hiçbir şey çıkmaz yani resimde. Bu görüntü elde ediliyor ama bu hem yüzlerce kişinin hem yüzlerce bilgisayarın yıllarca süren demeyeyim ya, en az 2 yıl süren hesaplamalarının sonunda ortaya çıkmış. Ve bunu insanlar yapıyor değil mi ya? Bilgisayarlara yani, söylüyor nasıl yapacağını. İşte birkaç yüz kişi var deneysel. Çok hayranlık uyandırıcı. Bir tane de Türk var nazar boncuğu evet, olarak. Evet ve bir kadın değil mi? Evet. Gurur duyuyoruz. Yani gurur Tolga duyuyoruz. Bey hanım arkadaşımızı daha yakından tanıyor. Kendisinin bulunduğu yerde de çalıştı. Onun için bu konunun detayları konusunda belki bize evet, biraz hocam, daha bilgi verebilir. Evet hocam, detayları sizden rica edeceğim. Hani nasıl bir çalışma, bu çalışmalarda neler yapılıyor? Gerçekten hayranlık uyandırıcı. Bir kere yani hani... Bilim dünyası için, hani dünya tarihi için gurur duyduğumuz bir mesele. Ben mesela fotoğrafı gördüğümden beri çok heyecanlıyım. Yani acaba bilim insanı mı olsam falan diyorum. Yani siz bilim insanısınız, siz uyuyamamışsınızdır falan diye düşünüyorum ben. Öyle mi oldu? Uyuyoruz. Siz düşüne. Rüyamızı yani şöyle bir de görseniz var hocam. Mümkün aslında. Hani Galileo zamanında güneş ve benzeri yıldızlar mükemmel cisimler olarak hayal ediliyorlarmış. Öyle değerlendiriliyorlarmış. Ne zaman ki Galileo teleskobu kullanarak güneşe bakmaya başlamış ve üzerinde lekeleri görmüş, güneş lekelerini. O zaman anlamış ki Allah Allah, bir farklılıklar, bir sorun var galiba. Sonra Jüpiter'in uydularına bakmış, onları keşfetmiş. O uyduların Jüpiter'in etrafında döndüğünü görmüş. O zaman her şeyin etrafında, dünyanın etrafında her şey dönmüyor galiba demiş. Bu biraz bana onu açıkçası anımsatıyor. İlk defa biz kara delikleri hep dolaylı yollardan biliyoruz. Çalışıyoruz, ben kendim de şahsen çalışıyorum. Ama hani... Böylesine yakın civarını, böylesine bir görüntü şeklinde görmek farklı bir olgu. Tabii burada hocam bahsettiği için söyleyeyim. Feryal Özel hocamız epeydir çalışıyorlar onlar. Ben şahsen 2011'in sonunda oradan ayrıldım Arizona'dan ama onlar o sıralarda başlamışlardı bu işlerle çalışmaya. Ve epey de emekleri var, onları biliyorum. Yani hem organizasyon hem de... Onlar daha çok genel görevlilik üzerine çalışıyorlar zaten. Orada simülasyonlar yapmak vesaire anlamında epey bir çalışmaları vardı. Hocam şimdi biraz önce bahsettik ki, özür dilerim bitirmiştiniz yo, değil yo, mi? Evet, evet. Hani bölmedim ben sizi. Şimdi biraz önce bahsettik ki aslında dev teleskoplar lazımdı bu görüntülere. O veriler toplandı. O evet. Veriler 2 yıl boyunca işlendi. Ve bu fotoğraf karesi çıktı ortaya diye. Şimdi bu teleskopların yerlerini ve özelliklerini gösteren bir görsel var. Yönetmen arkadaşımlar rica... geldi. Ben burada şunu soracağım. Bu teleskopları neye göre yerleştirdiler?
Hayır, olan teleskopları birleştirdiler. Burada önemli olan teleskopların mümkün olduğu kadar birbirinden çok uzak olması. Çünkü bu interferometri tekniğiyle onları tek bir mercekmiş gibi o zaman kullanabiliyoruz. Yani merceğin kullandığımız efektif merceğin, etken merceğin boyu bu teleskopların yayıldığı alan kadar oluyor. Bunlar aslında tek tek çok büyük teleskoplar değil yani, onu da açalım. Hani öyle anormal büyük falan değiller aslında ama birleştikleri zaman, hocanın söylediği girişim tekniğiyle birleştikleri zaman işte neredeyse dünya kadar büyük bir teleskopmuş gibi hareket edebiliyorlar. İşte bakın, başka şimdi bakış açısından arkada evet, Tolga hocanın paylaştığı görsel de var. Dünya kadar yani. Bakın dünya kadar, çünkü bu dünyanın şu yan kısımları da arkası oluyor böyle, evet, olursanız. Tabii. Dünya kadar bir bölge. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani tek bir cihazla bu işi yapmaya kalksak dünya aynen kadar bir şeyle çek. Öyle bir şey ihtiyacımız var. Böyle bir şey yapamayacağımız için. İşte onu yapamadığımız için hocanın söylediği gibi bu tek tek geliş zamanlarını ölçüyoruz. Fotonların, dalgaların evrelerini ölçüyoruz. Eşleştirip görüntüyü sonradan birleştirerek oluşturuyoruz. Öbür türlü zaten direkt teleskobu çevirir görürdük. Şimdi bu arada şimdi fotoğrafı görüntülememiz artık Einstein teorisinde bize doğru olduğu bilgisini verdi. O teoriyle nelere ulaşacağız? Yani şimdi sonuçlar benim farklı çıkabilir. Benim itirazım vardı şimdi. Bir dakika, işte ben onu, Mehmet Hoca böyle güldü kenardan, ben anladım onu. Yani dedim ki eyvah geliyor şimdi. Kavga etmeyin, ben kavgadan yok, çok korkarım. Yok ya, niye kavga edelim? Açıkçası ben arkadaşlarımızın ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyorum. Einstein teorisi, işte yakın arkadaşım. Hani Einstein teorisi işte 1916'dan beri biliniyor. Ben yüksek lisansta bir tane genel görelilik dersi de aldım Ferit Hoca'dan. Tabii ondan not almak da ayrı bir dertti. Yani güç bela C'yi alıp kurtardım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. Ben de dolayısıyla sınavında ondan geçtim. Yani öyle zor bir hocadan bir fikir edindik. Yani ondan sonra da uzak durdum. Aslında bir sürü genel relativiteci, mesela Pascual Jordan, çok bu işin büyük adamlarından. Bunun öğrencilerinden birisine ben Bond'a rastladım. Bond'la Max Planck Radyoastronomisi'nde, yani bu şeylerden bir tanesi Bond'un işlettiği bu İspanya'daki teleskobu, Bond'daki grup işletiyor. 22 metre, 30 metrelik bir teleskop. Şimdi bu arkadaş dedi ki ya ben bu matematikten ve şeyden bıktım artık. Yani bir sürü şey yapıyoruz. Tabii o zamanlar genel relativitenin ya iki ya üç tane ispatı veyahut da onu doğrulayan kanıtı vardı. İşte ışık güneşin yanından sapıyor. Evet. Merkür. Merkürün kanıtı, hareketi evet, de bir problem değil de var. Uyan diyelim. Yani genel göreliğe uyan yani, gözlemler ama var. Ama onunla açıklanabilen. Üçüncüsü evet, neydi ya? Bir tane, üç taneydi. Öyle aklımda kalmış. Üç kural, üç tane olay sadece bunlar açıklıyordu ve o yüzden yani 16'dan 1960'lara kadar bu teori sadece meraklılarının elindeydi. Ama ondan sonra gerçekten astrofizik o kadar gelişti ki meğer Einstein'ın aslında kendisi de diyor ki ya bu kara deliği benim teorim öngörüyor ama herhalde doğa bunu engelleyecek bir yol bulmuştur. Ama görüyoruz ki haklı yani. Yani belki haklı belki değil. Yani size göre önleyecek bir yol buldu bence, diyorsun sen. Evet. Ama çoğunluk eğer demokrasi varsa var. Bilimde bir işe yaramaz tabii ama yani bir tek Galileo bütün oyların hepsine karşı tek başına durabildi biliyorsunuz. Evet. Bilimde oylama olmaz ama her olayda her teori yeniden teste giriyor. İşte şimdi Einstein'ın teorisi bir daha teste giriyor. Evet. Aslında birkaç sene önce gene gördüm. O teori bize ne demişti? Çok büyük bir, çok çok büyük bir kütleyi çok küçük bir hacme mi sığdırıyorduk? Ben de üniversitede okumuştum teoriyi. Kütle belli bir hacmin altına düşerse evet, bu kara delik, yarı çapı dediğimiz, ufuk dediğimiz şeyin içinde hiçbir şeyi görmemiz mümkün değil. Tamam. Hatta içindeki fizik hakkında da hiçbir bilgi almamız mümkün değil. Ama uzay bu ve zamanı delik çökertiyor teori. İşte evet, orada çöküyor. Yani uzay ve zaman kavramı birbirine karışıyor. Öyle o zaman diyor. Zamanda aslında, yolculuk da yapabiliriz. O zaman zamanda bir yolculuk yapabilir miyiz? Eğer geçebilsek çok iyi olurdu ama maalesef. Peki zamanda yolculuk geçerken yapabilirsek geçmişe mi döneceğiz, geleceğe mi gideceğiz? O gönlünüze göre. Yok gönlünüze göre. İşte bu konuda sadece ileri gidelim. Canımız nereye isterdi? Öyle değil, geriye gidemeyiz. Öyle. Eğer şu zamanın kısa tarihini veyahut da
Tabii ki okudum. Diğer kitaplarını okursanız. Ama hocam şimdi kara deliğin içine girersek ne gideriz diye sordu. Normal şartlarda. Kara deliğin içine çıkamazsın nasıl? Girmene gerek yok. Onun için kenarından geçeceksin. Ama bizi çekmeyecek mi kenarından geçersek? Albert Einstein'ın. Hayır öyle bir şey yok. Bakın evet, onu söyleyeyim. O yanlış anlaşılıyor. Şimdi biz nasıl güneş dünyayı çekiyor. Nerede kaldığınızı biliyor musun? Söz vereceğim hocam. Buyurunuz. Güneş dünyayı çekiyor. Dünya güneşin etrafında dönüyor. Evet, yorum. Kara delik olsa güneş yerine dünyayı çekecek. Yine dünya güneşin etrafında dönecek. Yani o zaman kara deliğin işte ama dünyayı yutması, güneşi yutması gibi bir şey yok işte yani değil. Öyle anlatılıyor. Sanki böyle etrafta her şey böyle hap diye hap deyip yutuyor. Şu fotoğrafı tekrar şey gösterirseniz. Fotoğrafı orada tekrar alalım. Mesafe olarak bakarsak o iç halkanın biraz daha içine doğru girdiğimizde artık bir nokta var ki en azından genel görüldüğünü söylediğine göre oradan sonra daha kararlı bir yörünge yok. O kararlı yörüngenin olmadığı yere kadar serbestsiniz aslında. Rahat rahat etrafında o maddenin yaptığı gibi gezebilirsiniz. Ama o kararsız yörüngenin içine girdiğiniz zaman, daha da yaklaştığınız zaman artık oradan sonra geri dönüş. Peki bir şey soracağım. O çok küçük bir bölge. Fotoğrafı bir daha al. O yüzden yani bu bilinen en yüksek kütleli kara deliklerden bir tanesi. 6,5 milyar güneş kütlesinde. Onun için bile çok öyle bütün etrafı da kocaman bir galaksidir bu aslında. Bakarsanız hani öyle etrafını çok etkilemez. Yani çok bir şey yapmaz. Öyle söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi o kara delik fotoğrafını tekrar almak istiyorum. Ben genel görelilik teorisinden konuşuyorduk ya. Söz hakkı veriyorum hemen ama şunu sormak istiyorum. Şimdi bu teoriye bağladık ya. Bunu bitirelim istiyorum. Şimdi bu teoriye göre. Şimdi burada bir kara delik var. Okuduğumdan anladığım, doğru anlamamış olabilirim. Lütfen düzeltin. kara deliğe yaklaşınca cisimler ya da olay ufkuna yaklaşınca onu siz daha doğru tasvir edersiniz diye umut ediyorum. Işık hızıyla çıkıyorlar o kenarlardan değil mi? Yani ışık hızı... Hocam, öyle bakmayın. Hiç karıştırma o kadar gerek yok ya. Ama basit bunu bulmamızın bize bir şey vermiş olması gerekmiyor. Hayır hayır o zaten şu. Kara deliğe düşerken yaklaştıkça bu cisimler sıkıştığı için patlıyorlar ve biz orada ışık görüyoruz dışarı doğru verilen. Yani kara deliğe düşen cisim ışık saçıyor hep. Anladım. Tamam. Bakın bunun nedeni çok basit. Yani bunlar çok sıkışık orada. Parçacıklar birbirine sürtünüyorlar ve bunlar çok ısınıyorlar. Ve sıcaklık arttıkça bunların yaydığı ışığın dalga boyu işte... Radyodan, mikrodalgadan, işte kızılötesinden, optikten bu tarafa doğru kayıyor. Dolayısıyla oradaki ışımanın nedeni oradaki sıkışıklık bence. Herhangi bir patlama yapmalarına gerek yok. Ama o kadar bunlar birbirlerine sürtünüyorlar ve ısınıyorlar ki bu bir muhtemelen bence spektrumuna baksak bir bile kara cisim ışıması olabilir. Yani kara delikten ayrı bu tabii. Ama burada... Hayır hocam, çekirdek kaynamasından oluyor. Peki öyle olsun. Ama esas nasıl da... Ki? Olsun. Yani öyle olsun dediğim ama gerçekten yani, çok fazla sıkışıklık gerçekten nükleer reaksiyonları başlatabilir. Yani o açıdan haklı hocamız. Ama ben hani daha basitinden söylüyorum. Bunlar orada sıkıştığı için çok sıkıştığı zaman nükleer reaksiyonlar da başlasın. Her durumda enerjilerini dışarıya salabiliyorlar ve o ışık bir kısmı kara deliğe düşse bile bir kısmı bize ulaşıyor. Biz bu ulaşan kısımda bu resmi çekiyoruz. Ama bütün bunların en başında ne var biliyor muyuz? Einstein'ın gerçekten uzay ve zamanın tamamen bizim bildiğimiz, sandığımızın dışında hatta sanabileceğimizin dışında da çok acayip doğası olduğunu bize gösterdi ilk kez. Yani iddia etti ve bunu her geçen gün tekrar tekrar kanıtını görüyoruz. Diyor ki yani etrafta sadece parçacıklar falan yok. Hani bir sahnede bir oyun var. Oyuncular oynuyorlar. Öyle değil. O sahne de oyuncu. Orada bir futbol maçında futbol sahası var. Hakem var, saate falan bak. Öyle değil. Futbolcular ve saha ve hakem de oyuncu. Çünkü bunların da fiziksel yapıları var. Bunlar da yer çekiminden ve diğer yerlerden etkileniyorlar. Dolayısıyla evrenin yeni bir tasvirini yapmamız lazım. Hiç ne zaman ne uzay mutlak değil. Hepsi göreli. Yani birbirine göre ancak şey yapabilirsin. Etrafta hiçbir cisim olmasa sen dönmeni, hareket etmeni falan bilemezsin, edip etmediğini. Bu trenler de başımıza gelir. Tren ileri mi gidiyor, geri mi gidiyor? Bazen şaşırırız. Bağlı hızdan kaynaklı değil mi o ama? Bizim yani bak herkes... Tren içerisindeki pozisyonumuza bağlı değil mi o yani? Peki niye şaşırıyorsunuz? Çünkü hiç kimse mutlak olarak kapalı olsa tren,
hareket edip etmediğinizi, ne yönde gittiğinizi bilemezsiniz. Hmm. Bir gemide her yer kapalı olsa hareket mi ediyoruz, duruyor muyuz? Doğru, düzgün, doğrusal hareketle gittiğimiz zaman bilemeyiz. İşte bütün bunların gerçekten en temelde ele alınıp buna göre uzayın ve zamanın yeniden tanımlanması lazım. Ve bu yeni şekilde artık öyle eskisi gibi uzay ve zaman mutlak değil. Yani herkesin saati aynı saati göstermiyor. Zaten bundan yararlanarak, bundan da hemen yararlanıyoruz. Belki hepimiz biliyoruz, bu küresel konumlama sistemi tamamen zamanın yeryüzünde ve uyduların yüksekliğinde farklı akmasına bağlı. Uyduların yüksekliğinde daha hızlı akıyor zaman, yeryüzünde daha yavaş akıyor. Çünkü burada yer çekimi daha fazla. Yer çekimi zamanı da yavaşlatıyor. Bunu hiç kimse düşünmüyor bile. Yani bırak ışığı bükmeyi, zamanı da büküyor, uzayı da büküyor. Yani artık bambaşka bir oyun var ve biz dışarıdan seyrederek neler oluyor diye anlamaya çalışıyoruz. İşte bu kara delik de bize yeni bir fırsat veriyor. Bakın bu işler böyle dönüyor diye artık denklemlerimizi ezip bükerek yeni şeyler öğreneceğiz. Hocam belki sizin teoriyi de desteklemeye fırsat olur. Mesela bir şey söyleyeceğim. Fatih Bey sormuş. Twitter'dan atmış soruyu. Cansu Hanım sorabilir misiniz diye. Ayın bile net fotoğraflarını göremezken nasıl oldu da kara deliğin işte milyonlarca kilometre ötedeki fotoğrafını gördük. Ben de soracağım. Mesela yakınlardakileri de çok böyle net göremiyoruz. Yok, var. Ayın çok aynı net. Aynı yöntemle görüntüleyemediklerimizi de görüntüleyemez miyiz? Yani şimdi cep telefonuyla çekiyoruz, göremiyoruz diyoruz. Öyle değil yani. Yani arkadaşlar söylesin, ayın çok net yani. Ayın var. Net fotoğrafları var ama buradaki konu işte başta söylediğim şey. Üstündeki küçük taşları görüyoruz. Radyo bölgede yapıyoruz. Dalga boyu uzun olduğu için. İnterferometre yaparak tek bir teleskopmuş gibi. Yani sonuçta bu o haritayı tekrar arkaya getirirseniz öyle büyük bir optik teleskop yok ki zaten bütün dünyanın görünen çapını kaplayacak kadar. Öyle şimdi, bir teleskop bir dakika harita gibi, gelmesin. Şimdi harita geldi. Neyse hocam. Evet getirdiler. Şimdi öyle bir optik teleskop olmadığı gibi dünya üzerinde bütün tamamını kaplayacak. Bu kadar uzun mesafelerdeyken bunun binlerce, on binlerce katı daha küçük dalga boylu ışığı da korele etmemiz mümkün değil. Radyo teleskoplarda yapabildiğimiz gibi. Yani buradaki şey orada. Olayın radyo bölgede geçtiğini, yani görsel görüntü görüyoruz ama aldığımız verinin aslında görsel bir görüntü olmadığını hatırlamak lazım. Şimdi biraz önceki fotoğrafları getirelim. Bir önceki karedeki. Biraz önce aslında ben böyle bir soru sordum ama şimdi bunlar işte Plüton'un, Mars'ın, Jüpiter'in işte daha önce mesela 2003-2015, 1972'ye 1980, 1879 mu? Benim gözlerim biraz bozuk göremedim. 2014 yani bu aralarda. 1979'dur. Yani 1979'dur bence de. 1800 olmaması şöyle bir tarihsel olarak baktığımızda. Yani flu, blur dediğimiz bilim diliyle ama sonra çok netleşmiş. Demek ki biz şu an kara deliğin soldaki halini görüyoruz. Belki bu sağdaki versiyonlarına geleceğiz ilerleyen yıllarda. Yani ama tabii şimdi Plüto evet. için mesela ta oraya gittik zaten. Yani uzay aracı yakından geçti. 10 bin kilometre yakından çekildi. Biz bunu 55 milyon kilometre, yani ışık yılı yani kaç yapar ya? 55 milyon 10 üzeri 18 kilometre yani sıfırların sayısı 10 üzeri 21 olacak. 55 çarpı 10 üzeri 21 değil mi? Metre mi? Bak şimdi 10 üzeri 6, ay 10 üzeri 13 daha, 10 üzeri 19. Yani 10 üzeri 20 şey kilometre kadar uzaktan görüyoruz. 10 üzeri konuşabilen. Yani hocam ben mühendisim ben. Yeter. Konuşurum 10 üzeri ben. Bence çok konuşun iyi. Konuşun o zaman. Teşekkür ederim. Yok. 10 üzeri 19 kilometre uzakta orası. 10 üzeri 20. Her veyahut durumda da ışıkla bile 55 milyon yılda gidebildiğiniz mesafeden bahsediyoruz. Biz şimdi yani oranın 55 milyon yıl önceki halini görüyoruz. 8'den 10 üzeri 15 metre. Hani dün olmuş değil yani. Evet. Bunu düşünürsek gerçekten daha da şaşkınlığa uğrarız. Şimdi ne olduğunu bilmiyoruz. Belki o galaksi gitti, bir şeyler oldu. Ama 55 milyon yıl önce böyleydi. Sizin biraz önce katılmadığınız yerler vardı bu. Evet. Şimdi herkes bir şey tutturmuş gidiyor. Bu bir tanesi bu uzay zaman kumaşı. Yok şöyle oluyor, böyle oluyor. Tabii bunlar laf aslında. Yani onu söyleyeyim. Yani hatta bence şey bile laf. Yani bir şey eğri midir, düz müdür falan gibi. Çünkü bu sonunda insanın eğrilik düzlük kavramı yani uzay zaman eğri ne demek?
Yine bir mühendis arkadaşım bana çok akıllı bir soru sormuştu. Hocam dedi, bunun düzü olmadan eğri olduğunu nasıl karşılaştırıyorsunuz dedi. Aynen öyle. Dolayısıyla bunlar bizim bulduğumuz laflar. Bir takım matematiksel denklemlere bulduğumuz laflar. Ve o matematik denklemlerinde farklı farklı türleri var. Bir takım birisine bakarsanız diğer dersiniz ki hayır uzay zaman düz ama bir takım olaylar var sanki onlar eğri uzay zamanda da hesap yaparsam doğru neticeyi buluyorum. Yani uzay zaman düz hesabı yapıyorum doğru neticeyi buluyorum ama eğri uzay dersem de oradan da hesaplarsam işte jeodezikte gider şöyledir böyledir falan gibi bir takım laflar ediyoruz. İşte genel kovaryans ilkesi diyoruz falan. Bunların böyle teknik isimleri var. O zaman da doğru neticeyi buluruz. Fakat biz biliyoruz ki aslında düz uzay zaman kavramı yani özel görelilik defalarca test edilmiş bir şey. Tabii bunun en son testi de ben parçacık fizikçisiyim aslında. Ben bu kozmoloji ve genel göreliliğe biraz sonradan merak sardım. Parçacık fizikçisiyim ve parçacık fizikçisinde biz kesinlikle düz uzayı esas alarak hesap yapıyoruz. Hiçbir şekilde orada eğri uzay gözükmüyor o mesafelerde. Halbuki çok yüksek enerjiler söz konusu. Çünkü enerji aslında uzayı eğmesi lazım. Dolayısıyla orada hiç öyle bir şey gerekmiyor. Düz uzay zaman kabul ederek yaptığımız hesaplar doğru çıkıyor. Eğri uzay zaman kabul edersek, yani Einstein'ın genel göreliliğini kabul edersek hesap yapamıyoruz. Çünkü hesaplarda sonsuzluklar çıkıyor. Renormalizasyon meselesi dediğimiz şey, onları yok edemiyoruz. Bu bugün teorik fiziğin en büyük sorunu. Yani küçükleri çok iyi izah ettiğimiz dünya, aynı zamanda yüksek enerji demek küçüklere bakmak. Bu kozmosu izah ettiğimiz şeyler uyuşmuyor. Şimdi kara delik var yok. Şöyle diyeceğim, yine ben de Einstein gibi kabul edeyim ki uzay zaman eğri olsun. Yani tamam. Bunun teknik ismi diyoruz. Bu bir Riemann uzayı olsun. Pseudo Riemann uzayı olsun. Ve ondan sonra ben bunda gravitasyonel olayları eğrilikle izah etmeye çalışayım. Tamam mı? Şimdi Einstein belli bir denklem söylemiş. Denklemi makul değil mi? Makul, evet çok makul. Ama bir takım teknik detaylara girmeyeceğim yani. Mesela işte graviton Einstein denklemlerine göre muhakkak olması lazım. Ama fizikte hep bildiğimiz bir şey var. Biz şimdiye kadar hangi denklemi bulduysak bulmuş olalım, hepsi yaklaşık olarak ancak doğru çıktı. Her seferinde buna bir düzeltmesi çıktı. Şimdi Einstein denkleminde bir düzeltmesini yaparsanız, biz bunu yapıyoruz, o zaman kara delik olmuyor. Olmuyor. Aynı sonuçları elde edebiliyorum her şey hakkında. Mesela işte o... Ama mesela böyle... buhar fotoğrafladık, o zaman ne olacak? Ha işte o zaman, evet, onun için bu fotoğraf çok mühim. Onun İsim. İçin bu fotoğrafın net olması çok mühim. Demek ki mesela... o zaman uzay eğri diyebiliyorum ben. Diyemez miyim? Şimdi mesela uzayı eğri olarak alıyorsam denk. O yine bir soru denk. Ama kara delik doğru diyebilirsiniz. Yani orada bütün mesele burada. Orada kütle çekimi müthiş olan bir cisim olduğunu zaten biliyoruz biz. Aha. Orada müthiş kütle çekimli bir... şey var. Onu görüyoruz yani. Onu şey yapmaya yüzüm yok. Bütün mesele bu kütle çekimli cismin etrafında Einstein teorisinin dediği gibi bir olay ufku var mı? Burada gözükmüyor bu resimde olay ufku. Çünkü flu ve o olay ufkunun dışında da hemen bir foton küresi var. Mesela onu görürsek ben diyeceğim ki tamam pes. Pes yani Einstein 100 sene önceden bilgisayar bunu, yok falan. Evet, evet, yani. Evet, bunu bulmuş. Bunu bulmuş, o zaman öyle diyeceğim. Evet. Şimdi efendim, bence hocam, yani şimdi uzayın eğriliği var mı yok mu bu konularda bence fazla problemimiz yok diye biliyorum. Yani madde çevresindeki uzayı eğiyor, ışık da en doğru yolu takip ediyor ve uzay güneşin çevresinden mesela eğilerek geçiyor. Yani bu eğrilmek değil de ne peki? Çekim hocam, çekim. Çekim ama işte yani. MA ile izah ettiğim bir şeyi ben niye gidip ama yok işte, uzay zaman eğri diye bak, izah edeyim? Yani siz ivmeden kaynaklı bir çekim olduğunu söylüyorsunuz öyle mi? Hayır bakın şöyle. Efe, şimdi Einstein teorisi zaten onu belli bir limitte bakarsanız Newton teorisini veriyor. Hı-hı. Vermiyor değil. Ama ben Newton teorisine ufak tefek eklemeler yaparsam bu sefer Einstein teorisinin verdiği aynı sonuçları hesaplayabiliyorum. Şimdi biri mi doğru, öbürü mü doğru? İşte bu gözlem ona doğru atılan
bir adım. Gözlemliyor ki. Bak sen böyle böyle diyordun diyecek bana. Ama ben foton küresinin resmini çektim. Al bakalım şimdi konuş diyecek. O zaman susacağım tabii ki. Ama bu resimle ben konuşuyorum. Yani bu bir foton küresinin görünüşü de olabilir. Hayır hocam. Değil foton hocam. Değil. Bu plazma değil. Hatta kara deliğin dönmesine bağlı olarak kermetinden gelen o parlaklık asimetrisini de görüyorsunuz zaten. Hatta yumurta şeklinde yani bilmem ne. Parlak olup sönük olma tarafı peki, da. Peki dönmesi şeyse ben bunun ergo küresi bilmem ne de var. Yani bunların var etkilerini yani falan da görmemiz lazım. Yani ama biraz daha çok daha sonra görecek şey. Yani herhalde. Zaten bütün mesele kara delik döndüğü için. Yine bu Newton teorisine bakarsanız orada da daha ona bakmadık dikkatli. Onu diyordum dün bu resim çektikten sonra bu hesabı yapmamız lazım. Tolga Yarman'ın Yark teorisi ismini verdiği bir teori var. Orada arık olarak benim de ismim gizli bir yerlerde duruyor. Bunun üzerinde senelerdir uğraşıyor. Hakikaten çok verimli ve akıllı bir arkadaşımız. Dolayısıyla onun kendi bu yark teorimize uyduramayacağı şey yok. Her şey uyuyor yani sonunda. Evet. Hocam siz ne dersiniz? Ama ben şunu söyleyeyim. Gözlemci. Kara delik uzmanı sizsiniz. Yok estağfurullah öyle değilim. Ben hani tamamlayacak mıyım? Hemen hocam, buyurun tamamlayın. Ben bir şey söyleyeceksiniz zannettim. Böldüm zannettim. Kusura bakmayın lütfen. Yok, ben sadece şunu söyleyecektim. Ben nötron yıldızları üzerine çalışıyorum asıl olarak. Orada işte çok yoğun bir cisim var. Kara deliklerden bir önceki adım diyelim. Oradan ışık kaçabiliyor yani sorun yok. Ama epey kompaktlar. Onların da en merkezindeki madde hangi halde, hangi formda onları bilemiyoruz. Onları araştırıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Bunu anlamanın yolları var gözlemsel olarak. Ama şunu gördüm, neredeyse 15 yıldır yapıyorum. Biz ne bulsak gözlemci olarak hop 2-3 gün sonra bir teori, aynen, bir model, aynen, onu da tutturabiliyor. Tabii, bunu da şey yapabiliyor. Bu biraz tabii bu işin doğasında olan bir şey. Yani eleştiri anlamında söylemiyorum ama böyle gözlem teori birbirini tamamlayacak bir süreç. Şimdi bak, Einstein'ın gücü var ya, bunların 1916 yılındaki bir şeyle tahmin edilmiş olması. Şimdi biz gördükten sonra gerçekten hocamız olsun, benim diğer bahsettiğim yarım kaldığı hikaye, Bonn'a gittiğimde karşılaştığım o genel relativitici olsun, artık matematik yapmaktan usandım, astrofiziğe gireceğim deyip şey yapan, onun da kendine göre bir teorisi var. O da diyor ki bunlar kara delik değildir. Yanan disk, burning. Hocam bir şey söyleyeceğim. Zaten bir şey söyleyebilir miyim? Google'a Einstein yanlış derseniz 10.000 falan sonra çıkıyor. Bir şey söyleyeceğim. Kara delik yoktur derseniz. Bir şey söyleyeceğim. Şu an bir şey söylemem lazım. 5 kere dedim söyleyeyim artık. O zaman şunu mu anlıyoruz? Çok biraz kompleks konuşuyorsunuz. Biraz bilim literatüründen konuşuyorsunuz. Siz aslında kara deliklere, şimdi fotoğrafını çektik ama kara deliklerin olmadığını mı iddia ediyorsunuz? Ben doğru mu anlıyorum? Ben iddia etmiyorum. Siz var mı diyorsunuz? İddia eden sizsiniz. Metin Bey. Hayır ben bir şey iddia etmiyorum. Yani okey hocam lafınızın arkasında duruşum deminden beri. Hayır ben şunu söylüyorum. Eğri uzay zaman diyoruz ya. Eğri uzay zamanın bir takım problemleri var. Teorik problemleri var. Yani ve bunlar ciddi problemler. Evet. Yani bugün teorik fiziğin en büyük problemi, o basın toplantısında da söyledi. Hı hı. Ama fazla söyleyemedi. Sadece bir cümleyle söyledi. Eğri uzay evet, eğri uzaydan dolayı. O zaman genel sorumu şöyle düzeltiyorum. Siz diyorsunuz ki Einstein'ın teorisi bunu desteklemiyor. Şöyle şimdi bakın bir hocam evet birazcık onu diyorsun. Hayır. Hayır mı? Hayır. Öyle bir şey demiyorum. Şimdi şu şekilde Einstein bir teori yapmış. Tamam. Bu teori en ilk bakışta sanki bir eğri uzay zaman teorisi gibi geliyor. Tamam. Ben diyorum ki bu eğri uzay zaman fikri yanlış olabilir. Benim dediğim bu. O sadece öyle geliyor. Mesela bu bizim yark teorisinde de işte Merkür'ün perihelinin ilerlemesini açıklayabiliyoruz. Baktığımız zaman orada denklemleri çözdüğümüzde çıkan sonuç sanki eğri bir uzay zamanda jeodezikte gidiyormuş denklemlerin aynısı oluyor. Ama biz oraya jeodezik denklemlerden varmıyoruz.
Peki siz ne dersiniz hocam bu yaklaşıma? Hareket denkleminden yapılıyor. Ya az önce söyledim yani aynı sonuca sonra farklı şekillerde yaklaşabilmek mümkün. Bunda sıkıntı yok. Sadece önemli olan daha çok gözlemle test etmek lazım. Bak, şimdi mesela az önce... Çok hocam tamamlasın hocam. Yeni bir öngörü lazım. Evet. O öngörümüzü de söyleyebilirim aslında. Evet. Eğer şu anda keşfedilmemiş bir şeyi öngördüğü zaman teoriler... Bir dakika. Ben şu an Tolga Hoca'yı koruma altına almak istiyorum. Ya tabii moderatör olarak pozitif ayrımcı... Hocam lütfen konuşur musunuz? Konuş ya. Hocalarım, size de söz hakkı vereceğim. Lütfen. Ya, güzel konuşuruz. Ya program başından beri konuşamadı. Çok üzüldüm. Yok. Estağfurullah. Buyurun hocam. Şimdi şunu söyleyeceğim sadece. Genel görelilik... hocam söylediği gibi mikroskopik ölçülerde, kuantum ölçülerde diyelim, gerçekten çalışmıyor. Bu bir gerçek. Makroskopik ölçüde de mükemmel çalışıyor. Bu da bir gerçek. Yani istediğiniz cisme gidin evrendeki. Nereye kadar? En büyük ölçüye kadar. Orada karanlık enerji falan biraz olayın rengi değişmeye başlıyor. Onlara da gelin. Ama o arada mükemmel çalışıyor. Kütle çekimsel dalgalar öngörüldü, çıktı. Nötron yıldızları gibi kompakt cisimleri açıklamak relativiteyle çok daha kolay ama farklı teorilerle de açıklayabilmek mümkün. Kara delikler vesaire derken bir sürü yerde son derece iyi bir şekilde çalışıyor ama mikroskopik ölçüde ve en büyük ölçüde herhalde, haklıyım hocam değil mi? Karanlık enerji falan işin içine girince biraz kafası karışıyor desek doğru olur relativite için. Ama arada çok iyi çalışan bir teorimiz var. Evet ama şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz teknik konuşacağım. Şimdi Einstein teorisi safi tensör yani spin 2 gravitonları içeren bir teori. Yani hiçbir şey anlamayacağız demek ki. Kozmolojik müdahale etmem lazım. Kozmolojik sabit eklediğimiz zaman ona skalar bir bileşen eklemiş oluyoruz. Şimdi bu gördüğümüz gravitasyonel radyasyonun spin 2 hakikaten Einstein teorisinin kozmolojik sabitsiz öngördüğü saf radyasyon olduğunu bilmiyoruz. Ölçmedik onu. İşte zaten karanlık enerji eklemesi de aynı şey. O zaman çözebildiğimiz yani, her şey biz burada karanlık enerji ya da karanlık madde var diyoruz değil mi? Bilinmeze verdiğimiz isim karanlık enerji ve karanlık madde oluyor. Evet ama anladık. İşte Einstein demek ki o kadar teorik konuşamadım. Ama karanlık maddeyi ayrı tutalım. Çünkü onun gerçekten bir parçacık olma olasılığı, relativitenin bir eksikliğinden olma olasılığı düşük. Yani son yıllarda bulunan şeyler... Onun gerçekten bir şekilde fotonlarla çok 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 nadir etkileşen bir parçacık olma olasılığını kuvvetlendiriyor. Karanlık enerji için bunu söylemek için henüz erken. O farklı bir durum evet, var. Evet, bu karanlık enerji tabii evrendeki madde enerjinin şu anki ölçümlere göre %70'ini oluşturuyor. Ve biz bunu zaten nereden geldiğini izah edemiyoruz. Einstein teorisi bunu izah etmiyor. Eğer Einstein teorisini bunu izah edecek şekilde değiştirirseniz o zaman... Skalar gravitasyonel radyasyon olabilir. O zaman her şey çok değişiyor ve hatta şöyle olabilir. Gravitasyon safi skalar olabilir. O ne demek hocam? O biraz karışık. Kimse bilmiyor. yok. Peki. Şimdi kuantum alan teorisine göre her etkileşmeyi taşıyan bir takım parçacıklar var. İzah edeyim. Mesela elektromanyetik etkileşmeyi taşıyan aslında fotonlar. Bu fotonlar biz gözle de görüyoruz, parçacık olarak da görüyoruz. Ama bunlar kuantum mekaniğinden dolayı belirsizlik ilkesi yardımıyla uzay zamanda belli bir müddet ancak var olurlarsa onu da mesela elektrik alan, manyetik alan olarak gözlüyoruz. Tamam şimdi durumu şöyle bir toparlamak istiyorum ben. Bu mesele evet çok... Ama elektrik, manyetik bilirsiniz siz mühendis. Biliyorum. Mıknatıs var. Bilirim. Sağ olun. Şimdi biraz daha basitleştirelim. Bununla ilgili mesela şuna geldik. Şurada şöyle bir şey var artık. Hani anladığımız kadarıyla bilim sürekli teori üretmeye devam edecek. O teoriler çürüteceğiz. Teorileri çürütmeye çalışırken yeni şeyler üreteceğiz. Böylece teknolojik olarak da gelişeceğiz. Mesela şöyle bir yorum yaptık içeride zaten programdan önce konuşurken. Zaten teorileri deneyler çürütüyor. Aynen öyle. Yani mesela şimdi tamam bu bize ne kattı dedik. Evet. Bu fotoğraf ama aslında buna kafayı çalıştırıp buna kafayı yoran ve bunu hesaplayabilen, bunu gözlemleyebilen ve bu sonucu bulan insanlara teknolojik olarak sonra her şeyi yaptırmamız mümkün galiba değil mi? Hedefimiz bu olunca evet. Aşağıdaki birçok imkansız da imkanlı hale gelebiliyor böylelikle. Evet, şimdi ben çılgın bir teorici olarak
Bekliyordum ki bu resimde ortadaki bu siyahlık çıkmayacak. O zaman diyecektim ki kara delik yok. Bak Einstein teorisi yanlış. Bizim yark teorimiz doğru diyecektim. Bunu diyecektim ya. Bekliyordum. Bayağı da ümitlendim. Hocam çok o gün üzüldüm. O gün iki televizyon programına katıldım. Zaten birinde kestiler programı. Tayyip Erdoğan konuşacak diye. Evet. Ben doğru dürüst bu resmi bile izleyemedim. O gün anladım. O bir programdan bir programa koştururken trafik. Anladım. Haber kanallarında öyle evet. oluyor. Yani ben de haber kanalındayken evet, öyle sürekli canlı yayınlardan dolayı yayınlar kesilebiliyor. Ben bekliyordum ki ortada hiçbir siyah olmasın. Rahat rahat diyeyim ki kara delik yoktur. Şimdi ortalıkta evet. siyah çıktı. Bizim de o zaman teoriyi birazcık genç arkadaşımın dediği gibi ona uydurmak üzere şey yapacağız. Sizin teorinizi doğrulamadı bu fotoğraf. Buyurun. Basit sorulara geçeceğiz. Ben sizin demiştim. O teknolojik kısmına değinmek istiyorum. Gerçekten astronomi, doğru astrofizik, fizik, matematik gibi temel bilimlere eğilmenin, işte ağırlık vermenin asıl olayı bu olmalı. Yani böyle bir kara deliği görüntüledik de ne olduğu gibi bir soru sorulabilir ama gerçekten böyle bir, hani bir nevi fantezik sorular gibi geliyor böyle şeyler başkalarına ama bunları yaparken geliştirilen teknolojiler, işte kütleçimsel dalgayı bulurken yapılan hassas teknolojiler sonra hayatımızın her alanında kullanılıyor. Evet. Bugün telefonlarımızdaki bütün kameralar astronomide zamanında kullanılan CCD kameralardan türemiş aletler. Yani bunlar hep böyle olacak. Evet. Bir 50 yıl sonra da muhtemelen burada kullanılan teknolojileri kullanacağız. Belki o kadar bile sürmeyecek. Bunu hiç unutmamamız lazım ve bunu gerçekten hiç akıldan çıkarmamak lazım. Şimdi bir de biraz daha bu basit konuşalım. Buyurun. Teorik fiziğin felsefesi hakkında bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen ilave edebilirsiniz. Şimdi bütün mesele tabii hangi teorinin doğru, hangi teorinin yanlış olduğuna karar veren genç nesil. Eğer bir teoriyi genç nesil tutmazsa o zaman o teori sonunda unutuluyor zaten. Yani hani öldü demeye gerek yok zaten. Unutuluyor yani kimse şey yapmıyor o şekilde. Üzerine o çok, o çok. Yani çürütmek o çok, için dahi uğraşılmadığı o çok, takdirde o çok teori önemli. Çürüp çünkü gidiyor diyorsun. Çünkü bu şeye başlayan yani bu konuda araştırmaya başlayan genç insan beyni yıkanmamış olarak geliyor. Şimdi bizim hepimizin beyni belli bir şekilde yıkanmış. Evet. Yıkanmamış geliyor. Ama şu anda da o kadar fazla böyle veri var ki en kısa zamanda o beyni yıkamaya çalışıyoruz. Anladım. Bir şey. Yani evet. Bu yani hikaye bundan biraz daha ilgili ötede. Buyurun yani hocam. Einstein'ın teorileri 100 yıldır her an yeniden test ediliyor. Beklenmedik sınavlardan geçiyor. Ama çürütülmedi yani. Nasıl? Çürütülmedi. Ben de onu diyorum işte. Çürütülmedi. Yani evet. Metin Bey diyor ki inşallah biz bir gün çürüteceğiz çünkü hazırlıklarımız var. Hayır, bunda hiç mahsuru yok. Sadece daha iyisini yapacağız. Tamam daha iyisini Einstein yapacağız. Einstein özel bir hal. Bak şimdi. Hadi inşallah hocam. Einstein'ın biz başarılarını de. Bir gözden geçirmemiz lazım. Şimdi ilk teorisinde genel relativite teori evrenin genişlediğini öngördüğü halde buna zorla bir terim ilave edip ya bu evren genişlemez. Yani bizim bildiğimiz şey niye genişlesin? Tanrı bunu işte böyle düz yaratmıştır. Diye bir terim ilave etti. Bir süre 1916'da, 1930'da görüldü ki ya evren genişliyor. Evren genişledi demeyelim de o teorinin öngördüğü evren kararsız oluyordu. Kütle i̇şte olduğu İşte bir şekilde için. O evrenin genişlememesi için veya çökmemesi için evet, bir terim ilave etti. Şimdi aşağı yukarı 100 yıla yakın bir süre sonra bu karanlık enerji ve karanlık madde çıktı. Şimdi karanlık enerjinin bir açıklaması Einstein'ın o büyük hatası, hatam dediği parametreyle bir açıklama yapabiliyorsun. Yani bunları böyle görmemezlikten gelmeyelim. Bunlardan ders alalım. Yani Einstein'ın gördüğü kadar derin uzay ve zamanı yakalayan, ışık hızının neden her yerde aynı olduğunu anlayıp da bize bir mesaj getirebilen arkadaş, yani başka fizikçiler de var ama her zaman Einstein'dan başlıyoruz ve her zaman haklı çıkıyor. Özür dilerim hocam. İnşallah yark teorisi onu düzeltir. Ama şu anda yine Einstein haklı çıktı. İşte bir kara delik var, etrafında bir akma diski var ve karanlıkta kayboluyor madde gibi. Tamam, şimdi burada bir artık virgül koyalım bu başlıkları. Ben bir simülasyon göstermek istiyorum. Sıkacağız.
dinleyiciye. Bu bir simülasyon göstermek istiyorum. Bu simülasyon 40 yıl önce çekilmiş bir simülasyon. Karadenik simülasyonu. Samet'ciğim bunu bir oynat. Hatta full ekranda. Aynen bunu bir gösterelim. Şimdiki bulgularımıza ne kadar örtüşüyor diye. Evet, bu sabit bir fotoğraf simülasyonu. Şimdiki bulgularımızdan çok farklı mı? 40 yıl önceki simülasyon yoksa? Şaşırtıcı derecede benzediği söyleniliyor. Benziyor, evet. Yani benziyor, bence kesinlikle. De benziyor. Evet. Bu simülasyonda çok daha hassas olabildiğimiz için istediğimiz yere koyabiliyoruz ama bu görüntü yani ama 55 bu 40 sene önceki simülasyon onun için o kadar hassas değil yani. Onun için ama yine de doğru. 1979 galiba. 1979 ama olmak. Hocam siz daha bilirsiniz. Zaten Kerr metreyi ne zaman tam yazıldı? Tarihini şimdi hatırlayamadım ama yani çok da zaten epey zamandır bu kara deliklerin etrafındaki uzay zaman genel görelilik çerçevesinde biliniyor. Yani 1970'lerde çok bilinmedik falan. Bir şey değil Kerr metreyi. Kerr metreyi ben evet ben doktoramı yaparken vardı. Değil mi? Vardı. Yani 65'ten önce 60 falan olabilir. Olabilir. Yani bu o metrik çıktığından beri de aslında bu tip hesaplar en azından belli kapsamlarda yapılabilirdi zaten. Yani tabii bilgisayar gücü falan farklı ama. Şimdi buraya kadar bu son bilimsel gelişmeyi dünya işte tarihine yazılan değerlendirmiş olduk. Yani hani ağır formüllere de girdik. Ondan sonra daha da basit indirdik ama genel olarak kara deliklerle ilgili bugüne kadar konuştuğumuz meseleler vardı. Hani daha iyi anlamamız için. Mesela bir tanesini fotoğrafladık ama birden fazla kara delik var galiba. Değil mi? Tabii çok. Yani evren mesela kara delikler nasıl oluşuyor? Neden oluşuyorlar? İçerilerine cisimleri nasıl çekiyorlar? Bir kara delikten kaçmak mümkün mü? Bu soruların yanıtını arıyoruz. Tolga Hoca'dan başlayalım bu sefer. Bence de. Olur mu? O hocam, zaten daha iyi biliyor. Yani konuşmuyorsun bir türlü. Hocam yani bak, buyurun. Suçlu biz olacağız yakın. Yo, estağfurullah, estağfurullah. Evet evet doğru. Şimdi kara delikleri oluşturmanın birkaç yolu var. Bu M87 galaksisindeki kara delik gibi kara deliklerin galaksilerin zamanla uzun zaman ölçeklerinde tabii milyarlarca yıldan bahsediyorum. Birleşmeleri sonucu oluştuğu düşünülüyor. O birleşmeler sonucu işte zaten M87 öyle bir dev galaksi bizim galaksimize kıyasla epey büyük. Böyle bir kara delikler oluşuyor işte bu kadar yükseklikleri. Bir de küçükleri var. Daha yıldız kütleli kara delikler diyoruz biz onlara. Eğer bir yıldız 20, 30, 40 güneş kütlesinde ise hızlı bir şekilde hayatını tüketip bu normal bir yıldız olarak görünmesini tamamlayıp bazen birkaç milyon yıl mertebesinde içeri doğru çökmeye başlıyor. Çünkü yıldız dediğimiz şey zaten kütle çekimsel enerjiye karşı koyan bir nükleer yanma bir süre koyabiliyor. Bir süre sonra bu nükleer yanma tamamlanınca içeri doğru çöküş devam etmeye başlıyor. Bunu durduracak bir kuvvet olmazsa ki büyük kütleli yıldızlarda olmuyor. O zaman işte kaçış yok bir kara deliğe dönüşüyoruz. Bunlar galaksimizde çok miktarda varlar. Böyle bilinen en azından aktif olarak zaman zaman daha çok aslında bu kütle aktarım diski denen diskler vasıtasıyla yüksek enerjilerde, X ışınlarında, optik bölgede vesaire gözlediğimiz hani görüntü almak anlamında değil ama sinyal almak anlamında böyle 15, 20, 30 güneş kütleli kara delikler var. Bir de mesela bir tane simülasyonumuz vardı Samet. Rica edeceğim Serkan'cığım. Bir karede 290 milyon ışık yılı uzaklıkta bir yıldızı parçaladığını gösteren bir simülasyon. Onlar da var. Şimdi son zamanlarda o tip bu... Nasıl ya? Şimdi kendisi 290... Yo, bizdendir. Ha, ona yakın yani. Bizdendir. O kadar bir çekim gücü yoktur şimdi, herhalde değil mi? Şimdi tabii onu bulmasın. Dalarsa yıldızın içine. Şöyle evet. Mesela şimdi bizim galaksimizin merkezinde 4 milyon güneş kütleli bir kara delik var. Bu kara deliğin etrafında da bunu da optik teleskoplar vasıtasıyla gözledik. O kara deliğin etrafında dönen farklı yörüngelerde de yıldızlar var. Hatta bunların yörüngelerinin değişimleri dahi gözlendi. Kısalıyor yavaş yavaş. Bu da gözlendi optik bölgede. Şimdi eğer olur da bunlar da güneş sisteminin büyüklüğüyle mukayese edilebilir yörüngelerde bulunan yıldızlar mevcut. Eğer olur da bir tanesinin bir gün bir şekilde yolu değişir, hafifçe içeri doğru, kara deliğe doğru düşmeye başlarsa, yani kararlı yörüngeden çıkarsa, işte o zaman onlara bu tip yıldız parçalanmaları deniyor. Bu dev kütleli kara delikler, işte birkaç milyon, 4 milyon güneş kütleli bizimki, bu M87 6,5 milyar güneş kütleli düşünün. Onun birazcık yakınına giren bir yıldız, tabii üzerinde gelgit etkileri sebebiyle, bunlar sonuçta plazma,
bir nevi kuyruklu yıldız gibi uzayarak etrafında dolanıp içine doğru yakalayabilir. Ama çok yaklaşması lazım. Yani o önemli ayrıntı. Biz bir de şeyden sonrası biz de bilmiyoruz değil mi? Yani o ufuk çizgisinden içeride ne var, oraya gitsin, nereye gidiyor, nereye çıkıyor bir bilgimiz yok. Biz daha ufuk çizgisi. Evet, teorilerimiz var. O konuda da solucan, değişik işte, teorilerimiz solucan de, işte var. İşte paralel evrenlere bağ yolu falan onlar değil mi solucan delikleri? Evet ama orada solucan deliği yok. Yani orada teorik olarak iki şey yapabiliriz. Bir tanesi orada kara deliğin yani öyle koordinatlar kullanırsak diyelim. İzotropik koordinatlar kullanırsak o zaman sanki oradan geçince yeni bir evrene çıkmış gibi oluyoruz. Bu çok ilginç bir şey. Yani aynı dışarıdaki evrenin aynısı içinde de olacak kara deliğin. Evet ama şöyle olacak. O zaman başka bir cansu olacak. Ha o kadar detayını bilmiyoruz tabii ki. Ama mesela paralel evren teorisi bunu söylemiyor mu? Efendim? Paralel evren teorisi bunu söylemiyor mu? Mesela bir tane evrende cansu sunucu, öbüründe işte o doktor. O paralel evren teorisi şöyle. Şimdi kuantum mekaniğine göre her şey olası ya. Dolayısıyla her anda evren olabilecek her olay oluyor. Ama bu değişik olaylar kombinasyonları değişik olaylara. O zaman milyarlarca, trilyonlarca olasılık çok üzerine hesaplanan. Müthiş. Ya evet. Mesela şöyle evet. Bir şey. O paralel evren teorisi. Mesela bir kaza, o zaman şöyle oldu. Mesela bir kaza yapıyorum. O kazada yani hani orada bir olasılık var. Onu atladım ve devam ettim ya şu an. Onu atlamamışım gibi. Aynen, ya da mesela metroya gittim. Evet. Bir treni kaçırdım son dakikada ama bir evrendeki evet. Cansu o treni kaçırmıyor. O trene evet. Biniyor ve aynen. O trenle binseydi hayatı nasıl evet. Gidecekti? Evet, bir evrendeki bekliyor, bir sonraki trene evet. Biniyor. Ona göre hayatı değişiyor. Evet. İşte karşılaştığı bu, insanlar evet, değişiyor muhtemelen. Bu çok şey bir teori. Yani insanın içini rahatlatan bir teori. Eğer çok talihsiz bir olay olursa benim yaşadığım gibi diyorsunuz ki yani bir tesadüfen bu sefer de bu paralel evrene geçtik. Başka bir yerde daha mutlu bir metin var diye düşünüyor insan. Hayırdır mesela. Hocam ya ne yaşadınız? Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Böyle şeyler oluyor. Şimdi ya bu paralel evren teorisi bence geçmiş olsun. Çok uçuk kaçık bir şey. Yani gerek yok çünkü. Ama şimdi içinde bulunduğumuz bir evren var. Öyle parametreler ortaya çıkmış ki 13 milyar yıl sonra işte bir yıldızın etrafındaki bir gezegende işte bizim gibi masada tartışan varlıklar, canlılar oluşturmuş. Şimdi bu parametreler mümkün bütün parametrelerin içinde çok çok küçük bir olasılık. Yani nasıl oldu da bizim evrenimiz bu parametrelerle işe başladı? Bunun bir çözümü var. Bir dakika, toplayacağını bir cevap var. Ama işte çözümden bir tanesi o değil paralel mi? Evren. Yani i̇şte ama aslında hepsi var da biz işte buradayız o yüzden bunu ama görüyoruz. Ama yani bu paralel şeyden biraz farklı çoklu evren teorisine geçiyoruz. Yani tamam. O kadar çok, 10 üzeri 500 kadar olasılık yani evren var. Onların bir tanesinde biziz. Dolayısıyla hiç öyle merak edecek bir şey yok. Yani biz gayet normaliz demenin bir yolu bu. Ama gerçeğin gerçekten bu olup olmadığını bilmiyoruz. Fakat bunun ipuçlarını arayanlar da var. Örneğin bu 380 bin yıl sonra gözlenen mikrodalga ışıması. Gördünüz o haritayı. O haritada iki tane siyah bölge var. Daha siyah hatırlıyorsunuz. Bazıları diyor ki işte bu iki nokta bizim evrenimizle çarpışan bizim paralel evrenlerden birisi. Ondan sonra bizim İstanbul Üniversitesi'nde kaotik evrenci bir arkadaşımız var. O da yeni bir evren modeli sahibi. Neydi adı ya? O da diyor ki büyük patlama şöyle başladı. Bundan önce bir başka evren vardı. Bu geriye doğru çöktü. Fakat tamamen çökmeden tekrar geriye gitti. İşte o siyah noktalar var ya. Ben onu sordum. Şey. Ben onu sorunca bana güldü hocalar. Teori miydi bu? Tabii ki. Hocam ama gerçekten sordum. Dedim ki şimdi Big Bang normal bir nokta gibi bir şeyden, küçücük bir şeyden patladı. Evet, oluştu. Evet. Peki o nokta nasıl oluştu ya? Evet. Onun da oluşması için bir şey lazım yani. Evet. İşte lazım. O zaman Tanrı'ya başvuracağız. Herhalde sen yapmışındır deyip işimize bakacağız bence.
Yani tamam. Belki ona bir gün bir çare bulursun. Bilim ne yapıyor? Ama bunu dinler yapsın. Bak, onun... Çözemediği birçok şey Tanrı'ya bağlasın. Yok, bağlamıyoruz. Ama bilim ne yapıyor? Ama yani onu araştırmayacağız demek değil bu. Belki bir gün hiçbirimizin aklına gelmeyen bir çözüm bulacağız. Çünkü Tanrı en basit çözüm. Yani hiç düşünemeyenler için tamam ya işte bak Tanrı'yı buldular. İşte Tanrı parçacığı. Bilmem Tanrı'nın yüzünü görüyoruz bu 380 bin yıl önceki mikrodalga ışımasında falan. Ama öyle değil. Yani eğer böyle bir gizem varsa bu bizim sandığımız ve hemen çözdüğümüz orada birisi var. İşte onun melekleri var. Bizlere emir veriyor, kaydediyor kötülük. Bunlar bizim kendi çocukça düşüncelerimiz. Yani çok daha büyük bir şey. Yani evet çok şöyle söyleyeyim. Çocukça düşünce demeyelim. Lazım. Hani dinlerin konusu diyelim. Tabii dinlerin konusu. Bilimin konusuyla örtüşmek zorunda değil. Bilimin sürekli sorgulamak gibi bir misyonu vardır evet, diyelim. Biz sorgulamaya devam edeceğiz. Hı-hı. En zor soruları bile. Evet. Ne dersiniz? Big Bang'e geldik. Big Bang teorisi bize ne anlatıyor Tolga Hocam? Vallahi büyük patlama teorisi asıl olarak zaten evrenin bugünkü haline nasıl geldiğini anlatıyor. İlk ortaya çıkışta aslında son derece basit bir fikir. İşte Hubble evrenin genişlediğini bulunca madem bugün genişliyor bir gün biraz daha dar olmuş olmalı. Bir gün biraz daha geçmişe gidersek biraz daha küçük olmuş olmalı gibi son derece basit bir fikirden ortaya çıkan ilk başta bir teori, bir model. Ama sonraki öngörüleri işte özellikle helyum oranının evrende bulunan tutması vesaire gibi öngördüğü bazı önemli şeyleri var, bulguları var, gözlemsel bulguları var. Buraya kadar her şey doğru. Nereye kadar işler sıkıntı oluyor? Herhalde hocam daha iyi söyler ama Planck ölçeğine doğru gittikçe yani tamam biraz daha küçültelim, biraz daha küçültelim evreni. Nereye doğru gidiyoruz dedikçe bir yerde işte kütle çekimle kuantum teorisini birleştirmemiz gereken noktaya aslında lafın başına dönmüş oluyoruz. Onu da henüz yapamadığımız için kütle çekim teorisi çökerken işte kuantumla bağlayamadığımız bir noktaya geliyoruz. Bir de evrenin bugün niye bu kadar büyük olduğunu izah etmekte biraz zorlanıyoruz. Neyini izah ediyoruz? O tabii, evet. Yani niye bugün bu kadar büyük? Çünkü şimdi şöyle Einstein teorisini hiçbir katkı yapmadan alırsak o zaman evren çok sıcakken içinde her şey radyasyon olacak yani. Radyasyon dediğimiz şey. Öyle bir evrenin de nasıl genişleyeceği belli. Ve dolayısıyla standart Einstein teorisine koyduğumuz zaman bu evreni, bu evren doğuyor, genişliyor. Bir noktadan doğduğu için kapalı olmak zorunda. Sanki bir kürenin yüzeyinin üç boyutlusu gibi olmak zorunda. Böyle bir evrende belli bir büyüklüğe gelince bu sefer daralmaya başlıyor. Ya da büyük çöküş olacak belki. Evet, tekrar büyük çöküş olacak. Ve belki de böyle kalp gibi atacak. Bu benim hala çok sevdiğim bir teoridir. Yani bundan vazgeçmek o kadar kolay değil. Ama biz bugün gördük ki evren bu geri dönüşe yaklaşmıyor. Bilakis uzaklaşıyor. Yani daha da büyüyor. Hızı daha da artıyor. Peki hocam. Şimdi bu birinci sonuç. Niye evrenin hızı bugün daha da artıyor? Bu birinci izah edemediğimiz şey. Zamanın göreceli... Tabii biz yine onun için de teoriler yapıyoruz. İzah ettik diyoruz ama hakikaten aslında izah edemediğimiz şey. Yani herkes tarafından kabul edilen bir izahı yok bunun. Peki şunu soracağım. Şöyle sorayım. Zamanın başlangıcını biz Big Bang'le mi alıyoruz? Şimdi zaman kavramı nerede karşımıza çıkacak? Ya da mesela zaman izafidir diyoruz ya. Evrenin genişleme hızı arttıkça hissedilen zaman ya da zamanın akış hızı da artıyor mu? Şimdi ben bir manyak teorici olarak zaman zaman deneyi, zaman zaman da teorilerin bir kısmını unutarak bir ekstrapolasyon yapabiliyorum. Şimdi ben %100 Einstein'a inanıyorum ve Einstein'ın dediği gibi de kuantum mekaniğine inanmıyorum. Çünkü Einstein inanmıyordu kuantum mekaniğine. Evet. Çünkü bence o anladı ki sonunda kendi teorisiyle çelişecek onu. Yani Einstein çok akıllı birisi aslında. O evet. Muhakkak. Yani bugüne kadar zaten herkesin Einstein iyi demesi kötü demesi onu gösteriyor. Şimdi ben Einstein denklemlerine göre alıyorum. Hocam evren Allah modelini, razı olsun yani. Evren kabul ettiniz Einstein'ın akıllı biri olduğunu. Tabii, gerçekten tabii. Çok sağ olun. Yani benden akıllı olduğu kesin. Ama şimdi alıyorum Einstein denklemlerini. Einstein denklemleri yerine bakıyorum. Big Bang'den önce ne vardı? Big Bang'den önce bu denklemlerin anlamı var mıydı? Bakıyorum var. Ne vardı biliyor musunuz? Big Bang'den sonra bir zaman, üç uzay boyutu.
Big Bang'den önce 4 tane uzay boyutu vardı. 4 tane zaman boyutu vardı. Dolayısıyla Big Bang'de 3 uzay zaman boyutu, 3 zaman boyutu, 3 uzay boyutuna dönüştü. Boyutlar ve dünya bu arada fani. Çünkü benim bir başka şeyim var. Şimdi biz uzayda yer değiştirebiliyoruz. Felsefem, uzayda yer değiştirebiliyoruz. Ama zamanda yer değiştiremiyoruz. Niye? Çünkü biz uzaysal mahluklarız. Peki zamansal? O zaman zaman başka bir boyut. İşte o Tanrı. Çünkü Tanrı bütün zamanların efendisi aynı zamanda. O zaman ne oldu? Ondan önce, dolayısıyla biz uzaysal olduğumuz için, ondan önce uzaysal bizim yapıldığımız atomlar da yoktu, parçacıklar da yoktu. Dinler bu konuda Tanrı ya, zamandan ve mekandan münezzehtir der bu arada. Evet ama İlahiyatçı yani... İlahiyatçı lazım tabii ama bu bilgiyi ben vereyim. Evet, o modern dinler öyle diyor ama tabii zaman tanrısı önemli bir tanrı. Hmm. Kronos biliyorsunuz eski Yunan'da. Evet. Hayır ben zaten şöyle yani neyse. Yani zamanı da tabii tanrı yaratıyor ama yarattığı insan ancak uzayda yaşayabiliyor. Uzay olmadan yaşayamıyor. Peki şunu söyleyeceğim. Zamanda yolculuğu peki nasıl yapabileceğiz? Buna bir erişebilme ya da bu farklı bir boyuttaysa buraya ulaşabilme. Bunun teorisi nedir daha doğrusu? Ya pratikte bilmiyoruz. Belki biraz komplo teorisi gibi, biraz science fiction gibi, bilim kurgu gibi gelebilir ama. Yani teoride böyle şeyler çıkmıyor. Genelde çıkmıyor. Ama arada bir de çıkıyor. Mesela yine Einstein genel görelilik teorisine göre kozmik sicim denen şeyler var. Bu kozmik sicimin etrafında bir kere dönerseniz tekrar başladığınız zamana gelebiliyorsunuz. Şimdi bence bu konu biraz daha farklı ele almak lazım. Bir zaman, yer çekimi zamanı yavaşlatıyor. Tamam. Yani dedim ya demin, yeryüzündeki saatler uzaydaki saatlerden daha yavaş akıyor. Bir kara deliği çevresinde zaman daha yavaş akıyor ve merkezinde de hiç akmıyor. Yani belki. Sen daha iyi bilirsin hocam. Ama biz kara delik düşünelim. Dünyaya aşağı yukarı 10 ışık yılı uzak veya 10 kiloparsek uzakta Cygnus'un X diye bir şey var. Zaman olay ufkunda akmıyor. Akmıyor da. Şimdi olay zaman, ufkunda akmıyor. Olay ufkuna gitmeyeceğiz. Ama onun yakınında da yine yer çekimi çok fazla. Kütle çekimi. Dolayısıyla ona yakın içeri düşmeyecek bir yörüngede dönüyorsunuz. Hı hı. Tabii o yörüngede dönebilmek için gerekli olan hızlar çok büyük olabilir. Yani o hızlara erişecek teknolojiniz var. Eğer orada zaman dünyaya göre 100 defa yavaş akıyorsa, orada diyelim bir hafta kaldınız, dünyaya geldiniz, baktınız dünyada 100 hafta geçmiş. Yani dolayısıyla zamanda yolculuk bu anlamda mümkün. Yani ileriye gitmek mümkün. Yani şöyle oluyor ama. Ben mesela gidiyorum o dediğiniz yere, Cansu'yum. Orada bir dolaşıyorsun. Benim arkadaşlarım, çevrem, evet. Mesela örnek veriyorum 100 yaşına ulaşmış. Ben 29 yaşına gittim, evet. 30'unda döndüm gibi. O mümkün. Evet. Böylece o mümkün. Zaman atladım ben ama o arayı yaşamadım tabii. Mümkün ama tabii hayatta kalmanız şartıyla. Çünkü çok zor şartlarda imelenmeniz, geri tamam. imelenmeniz yani, falan lazım. Teknolojiyi becerebilirsek zamanda ileri gidebiliriz. Ama zamanda geriye gidemeyiz. Çünkü o nedensellik ilkesini bozabilecek potansiyeller taşıyor. Orada paradokslar mı? Evet. Bir yani, kedili bir şey siz mi? Siz kendinizi gidip annenizi öldürürseniz nasıl doğacaksınız? Veya büyük annenizi öldürürseniz. Şimdi bu nedensellik ilkesi de demek biz bu işi anlamıyoruz demek. Ben niye öldürüyorum? Ben niye öldürüyorum annemi ya da büyük annemi ya? Ama niye öldürürseniz? İşte gıcıklık olsun diye. Yani maksat o değil de yani bunlar düşünce deneyi. Hmm. Bakın biraz daha tarihi gidebilir mi? Tarihsel gidebilir miyim? Şimdi Einstein teorisi... Bu büyük baba paradoksundan bahsetti galiba hocam değil mi? Evet. Şimdi bu çok ilginç tabii. Bütün bu teorik fiziğin bu son saltanatı Maxwell denklemleriyle başladı. Evet. Yani elektromanyetik denklemleriyle ve Maxwell'den... Şimdi ben Maxwell'in zamanına dönüyorum. Genel göreliliği de unutacağım, kuantum teorisini de unutacağım, her şeyi unutacağım. Şimdi Maxwell ilk denklemlerini yazdığı zaman çok tenkit edildi. Çünkü orada bir elektrik alan kavramı vardı, bir manyetik alan kavramı vardı. Dediler ki
Ya sen salak mısın? Yani kuvvetlerden bahsetmen lazım. Newton, F eşittir ma, sen kuvvetler yerine tutmuşsun. Alan. Yok alandı, yok fiş mekanda, ondan bahsediyorsun. Tamam. Şimdi Maxwell denklemlerinin tam çözümünü yazmak mümkün. Tam olarak çözmek mümkün. Maxwell denklemlerinin tam çözümünü yazdığınız zaman şu çıkıyor. Bir, elektromanyetik dalgalar. Bugün çok görüyoruz. Her yeri dolduruyor ve bunun doğru olduğunu biliyoruz. İkincisi de bir kaynaktan gelen elektromanyetik olaylar. Şimdi Maxwell denklemleri şunu söylüyor. Ben burada ölçüm yapıyorum. Burada bir kaynak var. Bu kaynakta bir olay oldu. Ben bunu burada ölçeceğim. Bu ölçtüğüm şey ışığın buradan buraya gitmesi kadar zaman önce oluyor. Hah işte onu. Mesafe. Önce benim olanı da var. Sonra olanı da var. Yani Maxwell denklemlerinin iki tane çözümü var. Bir tanesinde burada olan olay bundan sonra oluyor. Sebebi bu olmasına rağmen. Evet. Bizim denklemleri yorumumuza. Öbüründe önce oluyor. Biz o önce olan olayı nedensellik ilkesine uymuyor diye atıyoruz. Yani ama nedensellik ilkesi bizim anlamadığımız bir şey. Dolayısıyla bu tabii çok esrarengiz bir şey. Yani dördün karekökü hem eksi iki hem artı iki. Diyoruz ki eksi iki diye bir şey yok. Artı iki bunun şeyi. Ama mutlak değer de çıkarttığımız için artı iki alın. Ama işte eksi iki tanımdır, var mı acaba? O tanımdır. Ha. Yani ben x kare eşittir ikiyi çözünce iki tane çözüm çıkar. Eksi artı iki çıkar, evet. Eksi, artı eksi çıkar. Ama iki yıl, artı iki alırım. Ama karekök işareti matematikte tek bir şeyi göstersin diye mutlak değerini alır. Dolayısıyla Maxwell denklemleri de ikinci dereceden. Aynı bu x kare eşittir, çok güzel bulduğunuz örneği. X kare eşittir 2'nin şeysi gibi. Artı eksi. O da ikinci dereceden bir denklem. Dolayısıyla ve denklemler ve zaman bakışıklık simetrisi var. Yani eğer ilerleyen çözüm varsa, geri kalan çözüm varsa ilerlemiş çözüm de olacak. Bu çok ilginç bir şey. Buna biz tabii fizikte hiçbir zaman ölçemedik. Bu ilerlemiş çözüm diye bir şey yok. Yani biliyorum ki ben burada bir şey yaparsam onun etkisi buraya belli bir zaman sonra ulaşır. Ama bazı eğer bunu buraya koyarsam ses hızıyla ulaşır. Bazı çözümleri bulmak en için hem ileri hem geri gidenleri topladığımız zaman doğru sonuca ulaşıyoruz. Yani o elektromanyetizmin hani bu gizemli... Peki mesela iki ihtimal de hesaplasak olmuyor mu? Yeni de var. Hani iki tane yol vardı ya, mesela ikisini de hesaplasak, ikisinden de ilerleyemiyor muyuz? Mesela çok çok basit indirgeyerek soruyorum. Mesela hani x'i bulurken kolay bir matematik denklemde işte artı 2 deriz, eksi 2 deriz. Formüllerde hem artı 2 yerine yerleştiririz, hem eksi 2 yerine yerleştiririz. Farklı sonuçlara ulaşabiliriz. İki farklı sonuca ulaşsak ne oluyor? Olmuyor, bir tane sonucu hiçbir zaman şey yapamam. Ben buradan mesela bir yayın yaptım. Siz şimdi burada bir televizyon yayını yaptınız. Ondan sonra vereceğim hocam. İşte hocam. Aydan kaç 10 saniye mi? Ay. 1 saniye. 1 saniye. 1.3 saniye. 1 saniye. 1 saniye sonra gözlenecek. Ama aynı zamanda da 1 saniye önce gözlenecek. Siz burada yayını yapmadan orada nasıl gözlenir? Yani mesele o, evet. Nedensellik diyoruz buna işte. Nedensellik ben burada yokum bile daha. Başlayalım. Evet. İşte evet. Diyoruz ki bu ikinci çözümler mümkün değil. Ama bunun hiç beklenmedik şekilde şeyleri olmadı mı? Aksi mesela. Bayağı derin fizik konularına kaldık. Dirac'ın böyle bir çözümü vardı elektron için. Bir artı bir eksi işaretlisi. Yani eksi işaretli olduğunu biliyoruz ama artı da çıkıyor. Öyle bir şey de yok ortalıkta. Dirac dedi ki ya bu yeni bir parçacık olmalı. Hakikaten bir süre sonra o parçacık bulundu. Siz ne diyorsunuz? Yani bazen o karekökün artı ve eksisi geçerli, bazen de geçersiz. Siz ne ilave edecektiniz? Biraz önce de ilave edecektiniz. Aynı şeyi söyleyecektim işte. Yani nedensellik bağlamında kabul ediyoruz denklemin çözümünü. Yoksa şey olarak değil. Yani ben daha konuşmadan siz beni dinlemiş olamazsınız. Diyerek reddediyoruz olayı. Olamam herhalde. Mantık. Telepati kurmam gerekiyor. Yani o da olmaz. O da çünkü ben bu sefer de parapsikolojiye giriyor. Einstein denklemlerinde de aynı şey lazım. Var. Orada da aynısı var. Nasıl yani? Yani orada da yine bu ileri giden çözüm ve geri kalan çözüm var yani. Buradaki çizgiyi şurada çizmek gerekiyor. Birisi matematik, birisi fizik. İki ayrı bilim. Fizik her zaman gözlem, deney ve teoriyle beraber çalışır.
Matematiğin böyle bir şeyi olması durumu her zaman gerekli. Şimdi biraz önce değinmiştik yani böyle bir isimlerini zikrettik. Karanlık madde, kara enerji diye. Orada da mesela karanlık madde için evrendeki maddeyi birbirinden uzaklaştıran bilinmeyen bir güç. Hayır o karanlık enerji. Ha karanlık enerji. Karanlık madde de o nedir? Karanlık yani madde aslında aynı farkı var. Sizle benle evrene biz ne yapıyorsak o da aynı etkiyi yapıyor. Yani kütle çekimsel olarak belli bir henüz tam tartamadığımız diyelim. Bir ağırlığı var parçacığın tek başına bakarsanız. Aynı etkiyi yapıyor. Yani yine kütle çekimsel bir potansiyel yaratıyor. Tek derdi onun bizim anlayabildiğimiz kadarıyla fotonla etkileşmiyor. Yani siz üzerinize düşen ışığı yansıtıyorsunuz. Ben de böylece birbirimizi görüyoruz vesaire. Ama karanlık madde fotonlarla pek etkileşmeyi seven bir parçacık değil gibi. Nötrinolar evet, gibi. Yani belki. Elektromanyetik etkileşmeleri yok. Evet. Ve yani şu bugün tabii standart model var. Standart model parçacıklarıyla etkileşmesi yok. Yani yok demeyelim de bir limiti var ama biz daha o limite de ulaşamadık. Yani. Peki evrenin genişlemesiyle nasıl bağlantıları var karanlık maddenin, karanlık enerjinin? İşte karanlık maddenin aslında siz ben ne yapıyorsak aynı etkisi var. O da ha. Hani bir nevi daraltma şimdi yönünde. Şimdi karanlık enerjiyi izah edebilir miyim? Lütfen tabii buyurun. Müsaadenizle. Ben bunların yani popüler, bana çok soruyor herkes. Onun için böyle... Hocam neden bunlar daha popüler biliyor musunuz? Bilim kurgu filmlerinden ötürü. Bilim kurgu filmlerinde biliyorsunuz. Kara köklü dörtlere girmiyorlar. Ama yani ben tabii gençlerin aynı zamanda bilime olan ilgisini de artırıyor. Çok olumlu buluyorum o yönden. Değil mi? Mesela Interstellar tabii. Çok iyi tabii. Bir... Evet. Siz beğendiniz mi onu? Mesela bu zaman meselesi, bahsettiğimiz zaman meselesi orada var. Yok, döndü. Ben beğenmedim tabii ki ama yani o benim beğenmem için yapılmadı zaten. Size biraz zaten beğendirmek zor gibi. Boğaz içindeydiniz değil mi siz? Değil misiniz hocam? Allah'tan sizin öğrenciniz olmamıştım. Vallahi biraz zor. Aa, öğrencilerime sorun. Ben hiç öyle düşünmem. Hiç öyle düşünmem. Peki evet. Biraz ama şeysiniz evet. Galiba hani mükemmeliyetçi. Yok değilim. Kesinlikle peki. Değilim. Peki. Ama, mazur görün yanlış düşünmüşüm. Ama ortalıkta mükemmel bir şeyin de olmadığını biliyorum yani. Onun için mükemmeliyetçi değilim. Yani mükemmel bir şey yok yani zaten. O mükemmel olmak Allah'a mahsus. Yani insanların öyle bir şeyi yok. Ve insanlar tabii onu iddia ederlerse komik duruma düşerler. Mesela bunun en şeysi bir takım bilim yobazları var. Einstein yanlış yapmaz diyorlar. Hı-hı. Yani şimdi nasıl doğru olabilir? Böyle bir şey doğru olabilir mi? Neyse. Ben şimdi bu karanlık enerji. Buyurun. Şimdi normalde bizim bildiğimiz şey bir madde var. Bir de radyasyon, ışık var yani evrende. Hı-hı. Evren ışık dolu evren veya madde dolu evren. Einstein teorisine göre bu iki evrende yavaşlayarak genişlemek zorundalar. Tamam. Yavaşlayarak genişlediği zaman da bir müddet sonra geri dönecek. Eğer evren kapalı bir küre yüzeyi gibi başlamışlar. Üç boyutlu küre yüzeyi gibi başlamışlar. Şimdi genişlemesi için o zaman soru soruyorum. Evrene nasıl bir şey koymam lazım ki bu böyle ivmelenerek genişlesin? Ve bunu, yer çekimi de yok. Bunu yapabilecek yer çekimi var. Ha, var. O yer çekimi ha. Yavaşlatan ama bu şimdi yer çekimi. Yavaşlatan mı? Yavaşlatan yani. O. Yani. Ha. Evet. Tamam. Yavaşlatan o yer çekimi. Şimdi bu maddenin nasıl bir şey olması lazım? Bu maddenin öyle bir şey olması lazım ki basıncı acayip olacak. Şimdi basınçtan kastım nedir? Basınçtan kastım şudur. Şimdi bu odada mesela hava var değil mi? Evet. Hava moleküllerinin ama enerjisi kütle enerjisini de katıyoruz. Çünkü görelilik yapıyoruz. Çok büyük. Evet. Enerjisi çok büyük. Dolayısıyla basınç da aslında o enerji yoğunluğuyla aynı birimde ölçülüyor. Bakarsak o çok küçük. Yani bunların basıncı var. Tamam biz bir atmosfer basınç diyoruz ama o eğer kütlelerin enerjisini de katarsak maddenin enerjisine göre çok küçük. Hı. Tamam mı? Dolayısıyla biz bunu yaklaşık basıncını sıfır alıyoruz. Basıncı sıfır olan madde zaten öyle. Çünkü galaksiler birbirleriyle çarpışıp şey yapmıyorlar ki. Basınç yapmıyorlar ki. Değil mi? Hava molekülleri birbiriyle çarpışıp basınç yapıyor ama galaksiler birbiriyle çarpışıp kara delik yaratıyorlar. Öyle bir şey olmuyor. Onun için toz dolu evren diyoruz buna. Toz dolu evreni aldığımız zaman çıkan şey yavaşlayarak genişleyecek. İkincisi ışık. Işığın basıncı var ve o enerji yoğunluğunun üçte biri. Fizikte iyi hesaplanan yani üniversite öğrencilerine bile öğrettiğimiz hatta çıkarttığımız yani nasıl hesaplanacağını gösterdiğimiz bir olgu.
bu karanlık enerji öyle bir acayip şey ki basıncı negatif. Hı hı. Yani ben bu odayı doldurursam bu karanlık enerjiyle bu duvarları içine çekecekler. Öyle bir enerji. Pozitif değil, basıncı negatif. Yani bu hani oda içinde olamayacak bir şey ama işte tüm evreni doldurursa bu evrenin genişleyerek ivmelenerek genişlemesine sebep oluyor. Şimdi ben bir deminki meseleyle ilgili bir not almıştım, onu da sormak istiyorum. Şimdi ben mesela diyelim ki 200 sene öncesine gittim, bu deminkiyle ilgili bir vazo aldım, buraya getirdim. Bu vazo eski bir vazo mu oluyor, yeni bir vazo mu oluyor? Zamanda geriye dönerek yaptım. Evet. Evet. Bir daha söyleyin. Yani geçmişten günümüze bir şey getirdim. Bunu eski mi kabul ediyorum, yeni mi kabul ediyorum? Sizin zaman kavramıyla ilgili olarak. Siz gidip getirdiniz, buradakiler için yeni oluyor tabii. Yani ben ilk defa göreceğim değil mi? Evet. O eskiden beri var. Siz biliyorsunuz, bize anlatırsınız, biz inanırız. O eskiden beri var olan bir şey. Yeni olan nedir burada? Bizim görmemiş, yeni böyle işte bazen görmemişlik oluyor yani. Peki mesela yıldızları biz geç gördüğümüz için yine benzer bir şey. Mesela geçmişteki bir yıldızı baktığımız vakit görebiliyor muyuz? Hayır, yıldızlardan gördüğümüz yıldız zaten geçmişte. Zaten geçmişte. Güneşten zaten geçmişteki aldığımız zamanını görüyoruz. Sizin de işte bir nanosaniye kadar geçmişteki zamanınızdaki halinizi görüyorum. Şu anda mesela buradan buraya ışık saniyenin milyarda biri kadar zaman sonra geliyor. Sizin milyarda bir saniye önceki halini görüyorum. Ben sizle tersine. Hiçbir zaman birbirimizin zamanını görmüyoruz. Zaten bu şeyden dolayı, işte nedensellikten dolayı hiçbir olay, fiziksel olay birbirinin anında görmüyor. Hiçbir fiziksel olay, iki tane fiziksel olay birbirini anında yani görmüyor. Yani hiçbir olay nedeninden önce olmaz. Her seferinde böyle bilim programları yaptığımda yayından önce ben uyuyorum şöyle bir 3-4 saat. Diyorum ki kendimi topraklayacağım. Sakin, beynim yanmayacak yayında. Bu sefer yanmayacak diyorum ama 12.30'da yaktım yani şu an. Nasıl hocam yıllarca hızlı bunlarla şey yapıyoruz? Bayağı ağır yaptık bu sefer programı. Biz daha böyle popüler bilim yapıyorduk. Daha bu sefer giriş, bayağı ağır girdik. Başlamadık daha. Damardan. Ama bu saatte... bu saatte zaten sanıyorum sadece fizikçiler izliyor programı. Yok hocam. Bayağı izleyen vardır bizim programımızı, merak etmeyin. Şimdi sizin hocam bu son olarak bu konuyla ilgili mesela işte kara delikle ilgili şunu soracaktım ben. Boyutları açamadık tam olarak. Kara deliğin içerisindeki boyutları. Mesela neden bahsediyoruz, neler öngörebiliyoruz? Bunu da hani soralım. Ya onu Metin Hoca daha iyi anlatır. İçeri girdikten sonraki halini. Evet. Hocam anlasın. Çünkü hiç onu konuşmadık. Yani hani içeri giriliyor böyle zaman boyutu ama şimdi, diyelim ki içeri girdik. Şimdi o teoricilerin tercihine kalmış bir şey. Teoricilerin. Evet, teoricilerin tercihine kalmış bir şey. Çünkü deneysel olarak oranın içi herhalde yok diyebiliriz. Şimdi teoride bir şey var. Biz bir şey için denklemleri yazdık mesela. İşte hani şu örneği vereyim. İlk önce eksi sayılarının işte karekökünü alamıyorduk. Sonra aldık onlara iyi dedik falan filan. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar denklemlerimizin geçerlilik bölgesini genişletmek istiyoruz. Hı hı. Kara delik içinde orada kullandığımız koordinatlar var. O koordinatları öyle seçiyoruz ki kara deliğin içine iyice nüfuz edebilelim. Böyle bir şey var. Şimdi bunu yaparsam o zaman kara deliğin içi tabii dışından çok çok farklı bir şey oluyor. Ne oluyor? Onu ben bile anlamıyorum ki anlatabilirim. Kruskal metri denen bir şey var. Yani bu kara deliğin dışından içine gitmenin. İçinden dışarı gitmek mümkün mü? Denklemlerle. Tamam. İçinden, evet, içinden dışarı gitmek de mümkün buna göre ama bu da gözlenmeyen bir şey. Bu tabii şeyle alakalı. Bu hani zamanda geri gidişle alakalı. Hmm. Dolayısıyla kruskal metriğine bakarsanız orada kara delik tarafını da görüyorsunuz, beyaz delik tarafını da görüyorsunuz. Ama beyaz delik tarafı fiziksel olarak anlamlı değil diye söylüyoruz. Bu kruskal metriği o kadar karışık ki ben kaç defa doktora öğrencilerime ödev verdim bunu anlayın diye.
Hepsi anladılar. Ondan sonra ben de anlatın bana diyorum hepsini. Hepsi bana anlatıyorlar. Anladım diyorum, gidiyorlar, yine unutuyorum. Bakın burada karşınızda çakıyorum ondan sonra. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? Hocam bazen insan beyni yanabiliyor gerçekten. Olabiliyor öyle şeyler. Fakat bence şuna güvenmemiz lazım. Elimizde öyle bir araç var ki, matematik gibi. Yani bizim düşünemediğimiz şeyleri eğer doğru yazarsan hiç hayal etmediğin noktaların, uzaklıkların, derinliklerin, küçüklüklerin bilgisini bize verebiliyor. Bu çok önemli bir şey tabii. Yani gerçekten ben umutsuz değilim. Karadeniz'in içine de bu kuru skal hikayesini ben de bilmiyorum. Ama demek ki yani matematik niye bize böyle bilinmez şeyleri gösteriyor? İşte en büyük sorulardan birisi bu. Nasıl oluyor da matematik diye işte bizim aklımızın yarattığı çarpma, bölme bilmem ne, bunlar herhangi bir ağacın tepesinde çarpma diye bir şey yok. Veyahut da logaritma diye bir şey yok. Ama bulduğumuz şeylerin nasıl oluyor da evreni bu kadar güzel, etkin ve bizi şaşırtacak kadar derinlemesine tasvirini sağlıyor. Gerçekten belki hepimizin üzerinde düşündüğü bir soru da bu. Nasıl oluyor da matematik bu kadar başarılı? Acaba bize bu bilmediğimiz, bilmeyi umut etmediğimiz şeyleri de söyleyecek mi? Kara deliğin içi dahil. Evet. Büyük patlamanın öncesi dahil. Çünkü sonuçta her şey bir teoriden çıkıyor ve o teorilerde matematikle yazılıyor değil mi? Sonra fizikle i̇şte bunları ispat ediyoruz. Sonra işte onları gözlediğin zaman diyorsun ki doğru yazmış. Ve doğru yazdığını anladığın zaman birkaç sefer daha önce ya bu ne işe yarar diye kenara attığın şeylerin de işe yaradığını görüyorsun. Eğer tabii doğru bakabilirsen. Meseleye. Siz katılıyor musunuz hocam? Siz katılıyor musunuz hocam? Pardon ben kaçırdım. Yani hayal dünyasına matematik da niye bu kadar bizim işlerimizi telefonla oynuyordunuz yakaladım. Şaka yapayım. Hocam şimdi şöyle bir şey var. Matematikle teorileri yazdığımızdan bahsettik de fiziğin dilin matematik olduğundan. Ben size aslında uzayı anlatmanızı rica edeceğim. Tamamen dikkatinizi buraya çekmek için böyle bir giriş yaptım. Uzay dediğimizde ne anlayacağız? Bir de uzay tanımını yapalım. Bir boşluk tasviri var ama uzayı anlatalım. Valla ben uzay dediğimizde koordinatları anlıyorum. Hani öğretiyoruz ya işte ilk önce düzlem geometriden başlatıyoruz. Düzlemi şey yapıyoruz. Ondan sonra lisede x, y eksenlerini çizdik. Dedik ki her noktayı koordinatları cinsinden ben belirleyebilirim. Dolayısıyla bu koordinatları cinsinden belirledim. Ve özellikle tabii uzay düz. Uzay düz olduğundan da bu koordinatların anlamı var. Ve biz bir uzayda da nerede bulunduğumuzu, uzayın noktalarını, uzayın noktaları arasındaki ilişkileri bu koordinatlarla ölçüyoruz. Şimdi benim Einstein teorisine olan itirazlarımdan bir tanesi bu. Bu düz koordinatlar kayboluyor. Bakın özel görelilikte düz koordinatlar kaybolmuyor. Orada sadece zaman koordinatı ile uzay koordinatı arasında bir etkileşme var. Onu biliyoruz, onun nasıl olduğunu biliyoruz. Yani 3 boyutlu uzay yerine 4 boyutlu uzay zamanda çalışmamız lazım. Einstein bunu diyor. Ama uzay eğri dediğiniz zaman bu koordinatlar üzerindeki şeyi kaybediyoruz. Kontrolü kaybediyoruz. Yani şöyle diyeceğim şimdi ben size. Bir yönde mesela uzaklık ölçmek için ne yapacaksınız? Efendim ben eğri metriği yazacağım. Sonra o yöndeki orta normal baz bir formu bulacağım. Sonra onu integre edeceğim belli bir miktar. İşte o kadar gittin. Karıştı yani. Dolayısıyla zaten bu koordinat sisteminin tarihte de çok büyük şeysi var. Biz buna kartezyen koordinat sistemi şey yapıyoruz. Ve Descartes bunu bulduktan sonra bu kartezyen görmüş ki bizim o zamana kadar yaptığımız tüm geometri trivial bir şey oldu. Ben koordinatları kullanarak bütün yaptığım o bütün çok akıllı Öklid'in yaptığı işte Öklid'den sonra gelenlerin yaptığı teoremleri koordinatlar kullanarak hesaplıyorum. İspat diye bir şey kalmadı artık. İspat dediğimiz şey hesaba dönüştü. Biz de buna kartezyen dedik. Bu çok önemli. Dolayısıyla benim uzaydan anladığım hakikaten kartezyen uzay ve noktalardır.
Hocam bir izleyicimiz yazmış. Harun Alemdar Bey Instagram'dan mesaj atmış şimdi de. Demiş ki fizikçi değilim, izliyorum. Konu çok derin, su içmeye bile kalkamadım. Bir şey kaçıracağım da anlamayacağım. Zaten kaçırmadan anlamak çok zor yazmış. Buradan da selam edelim. Ayın oluşumunu da sormak istiyorum. Bu da önemli konulardan bir tanesi. Ayın nasıl oluştuğuyla ilgili olarak birkaç tane teori var ama zannediyorum ki Theia mıydı teori en önemli? Sen yani dünyaya bir gök taşı mı çarpıp ayrıldı? Ay nasıl oluştu? O teoriler... Hocam bir de böyle bir yeni bir risk daha var mı? Evet. Yine dünyaya bir tabii şey... Tabii astrofizikçi arkadaşım çok iyi bilir onu. Ya, evet öyle bir model var. Yani bir başka bir gezegen gelip dünyaya çarpabilir mi? Yeni bir ay oluşabilir mi? Şimdi yıldız sistemleri nasıl oluşuyor diye bakalım isterseniz önce. Hı hı. Az önce bir kara delik vardı etrafında bir disk maddesinden bahsettik ya. Aynı şekilde aslında yıldızlarda tabii kara delik yokken düşünün öyle bir disk... Ve içinde merkezinde bir yeni bir yıldız oluşurken bir kütle birikimiyle oluşuyor. Etrafındaki disk zamanla bir parçacıklar birbirleriyle çarpışarak bugün bildiğimiz anlamda gezegenleri uzun vadede ve diğer işte güneş sistemindeki enkazı diyelim kalıntıları oluşturuyor. Bu anlamda bu ilk aşamalarında eski aşamalarda çok fazla etrafta kararsız yörüngede bulunan büyük kütleler varken bunlar birbirlerine çarpabilir, şey yapabilir. Mesela Jüpiter'in hareket etmesi daha yakındayken daha uzağa gittiği düşünülüyor vesaire gibi güneş sisteminin oluşumunda. Bu tip hareketler olabiliyor ama bugün artık zor. Bugün tabii ki işte çeşitli ufak işte göktaşları şeyler buluyoruz ya bu tip çarpışmalar olabilir ama onun ötesinde yeni bir gezegenin durup dururken bize gelip çarpması falan artık var olan güneş sisteminde mümkün değil. Yeni bir yıldız oluşurken bu tip şeyler biraz olabilir. Şimdi bunu biraz daha uzatacağım ama bir tane izleyicimiz yazmış yine. Hocam size de mesaj geldi galiba. Bizimle i̇şte paylaşmak ister misiniz? Çok güldünüz. Tamam yayından sonra paylaşırsınız inşallah. Hep birlikte gülelim. Şimdi biraz önce dediniz ya siz fizikçiler izliyordur programı diye. Şimdi Şenay Akbey hanımefendi paylaşmış. Cansucuğum sadece fizikçiler değil mühendisler de ekran başında muhteşem program oluyor. İzliyoruz demiş eşimle birlikte. Şenay Hanım'a ve eşine de selam yollayalım. Buradan buyurunuz hocam. Siz bir şey ilave edecektiniz galiba. Ben ayın dünyanın uydusu olma bahsine girmek istiyorum. Ay gerçekten Dolgu hocamın dediği gibi güneş sisteminin ilk oluşum yıllarında etraf çok kaotik sen. Yani öyle bir durum ki bir atış poligonu gibi. Yani parçacıklar birbiriyle çarpışıyor. Aylar veyahut da büyükler, küçükler hepsi çarpışa bir gün geliyor ki artık sonunda güneş civarında mesela Merkür'e kadar bütün malzeme Merkür'ü oluşturmuş. Onunla işte daha sonra gelen malzeme Venüs'ü oluşturmuş. Daha sonra gelen malzeme Ay'ı, Dünya'yı oluşturmuş vesaire. Ama 4 milyar yıl kadar önce şöyle bir şey olduğuna ikna olduk. Bu aslında astronotların Ay'a gidişinden sonra güç kazanan bir teori oldu. Yani Ay'daki malzemenin Dünya ile benzeşimi ve benzeşmeyişi yani böyle bir öyle ki Ay'da hem Dünya'ya benzeyen ve benzemeyen şeyler var. Aynı anda oluşsalar aynı olması lazım. Dolayısıyla sanki 4 milyar yıl önce işte Theia denen bir şimdilik hipotetik bir Mars büyüklüğünde bir gezegen Dünya'ya çarpıyor. Bu gezegen Dünya'nın ve kendisinin bir kısmını Dünya'ya, bir kısmını etrafında bir Satürn'e benzer bir halkalar döneminden sonra veyahut da onun büyük bir parçası bugünkü ayın merkezini oluşturmak üzere bir süre sonra ay oluşuyor. Ve bu ay dünyanın etrafında tabii o dünyanın çekimine kapılarak hangi uzaklıktaysa o uzaklıktaki hıza bağlı olarak o uzaklıkta dönmeye başlıyor. Yani ayın gerçekten böyle oluştuğunu düşünüyoruz. Ve bunu destekleyen Ay taşlarını incelemesi gibi şeylerimiz var. Yani delillerimiz var. Yani bunlar durup dururken ya ben de bir şey söyleyeyim bakayım herkes şaşırsın falan değil. Ya böyle bir şey var bunları açıklamak için ne yapabiliriz? İşte bir tanesi bu. Ve gerçekten de giderek de kabul gördü bu. Yani buna aykırı bir şey de kimse pek çıkaramadı benim bildiğim. Yani Ay aşağı yukarı 4 milyar yıl önce Dünya'ya çarpan Mars büyüklüğündeki bir gezegenin kalıntılarından oluştu. Dünya ay sistemi böyle demek lazım. Sadece ayda değil. Şimdi iki şey soracağım. Bununla da artık programı noktalayacağız. İlk olarak
ayın dünyanın uydusu olma durumundan bahsetmek istiyorum. Bu ne anlama geliyor? Nasıl bir etkisi var dünyaya? İkincisi olarak şimdi ilk oluştuğu anda, bundan tam 4,5 milyar yıl önce dünyaya uzaklığı 25 bin kilometre ve giderek de uzaklaşıyor şimdi. Bunun sonu nereye varır diyorum. Bu iki sorunun cevabını tartışalım noktalanmadan önce. Ha, ben bilmiyorum. Ama astrofizikçi arkadaşlarım bilir çünkü onlar... Bu tabii ikili bir sistem gibi düşünürsek, zamanla uzaklaşması toplam sistemdeki şeyi değiştiriyor, açısal momentumu değiştiriyor. O yüzden işte bizim günlerimizin uzaması, kısalması falan gibi etkileri var. Gelgit etkisinin daha azalması gibi. Ama yani bunlar tabii hani onu hatırlatmak lazım belki. Yani astronomik zaman ölçeklerinde olan olaylar bugünden yarına farklı zamanlarda değiller. İlk soruyu yalnız şey yapamadım. Uydusu, dünyanın uydusu olması yani o uydunun ne faydası var? Yani 25.000 kilometreden niye bugün 300 bin kilometreye uzaklaştı mı yoksa? Ha, onun cevabı... Mesela canlılar üzerinde işte bayanların yaş dönemleri ayla ilgili olarak görünüyor. Yani 28 günlük. Evet. Ne anlamadım? Ne deniyor ona ya? Ha, periyot dönemleri, evet. Menstruasyon ayla dönemleri ilgili, bayanların. Ayla ilgili olduğu konusunda bilim adamları arasında genel bir şey var, kabul var. Yani demek ki ayın gelgit dışında böyle şu anda tam mekanizmasını anlayamadığımız şekilde canlıların evriminde de ya da rol metabolizmalarında da herhalde. Metabolizmalarında da etkisi var. Çok evet, enteresan. Bence romantik durumla alakalı bir şey. Ay hocam sormayın. Merkür geriliyor. Kendimizi keseceğiz herkes. Merkür mü? Merkür çok radikal kararlar alıyormuş. Merkür retrosu varmış şu an. Ama ay biliyorsunuz yani romantizmin sembolüdür. Ha öyle midir? Ben bilmiyorum. Öyle değil midir? Yani ay ışığı romantizmin sembolüdür. Bence onunla alakası var tabii. İnsanlar kendilerini ona göre rezonans haline getirmişler yani. Çok enteresan bir yaklaşım. Şöyle çok ben şaşırdım. Yaklaşık 5 senedir bu konuların içerisindeyim. İlk defa bilim insanlarının böyle gezegenlerin hareketleriyle insan davranışlarının bağlantılı olduğunu kabul ettiğine dair bir yaklaşım gördüm. Ama şöyle daima öyleyizdir. Bakın ben bir teoloji olarak astrologları sevmez bilim insanları. Herhangi ya, bir genelde. Durum hayır öyle değil. Olur mu? Yani bir kanıt modern bilim astrolojiden çıkmış olan bir şeydir. Yani onu nasıl dersiniz? Bütün mesele bir düzen arıyoruz. Ve gözlemlerimize dayanarak bir teori yapıyoruz. O teoriyi yapmadan hiçbir yere gidemezsiniz. Yani eğer teori yapmazsanız, yani başta astrolojiyi yapmazsanız sonra astronomiyi bulamazsınız. Devamlı bir teori üretmek zorundasınız. Ondan sonra yapacağınız şeyde birdenbire böyle doğru teori pat diye insanın aklına gelmez. Einstein'a geldiği gibi. O değişik tabii. Einstein'ı bir alıp veremediğiniz var ama. Yok çok herkes güzel. Einstein diyor, ben de onu diyorum. Onun için bir teori yapacaksınız. Yani bu aslında bilim camiası da nasıl çalışıyor? Bir teori. Ondan sonra bu teorinin yanlışını bulacaksınız. Gözlemle. Gözlem yapmadan yanlış bulmak mümkün değil. Ondan sonra o yanlışı düzeltebiliyor musunuz? O yanlışı düzelt. Başta teorilerin yanlışlarını düzeltiyoruz. Teori ortada kalıyor ama bir müddet sonra tüm teoriyi değiştirmek zorunda kalıyoruz. İşte Newton'un teorisi yerine Einstein'ın teorisini yaptığımız gibi mesela. Ben hocanın söylediğine bir ekleme yapayım. Lütfen. O önemli. Yani bu burada bahsettiğimiz şey Jüpiter'in bilmem neredeki hangi takım yıldızın üzerinde durduğuyla sizin huyunuzun suyunuzun ilişkisi değil. Net olsun da yanlış bir şey çıkmasın buradan. Hayır, buradaki mesele canlıların içinde bulundukları ortama göre evrilmeleri. Ve ama belli, ruh halimizi etkiliyor dedi. Ama bunun milyonlarca binlerce yıl sonraki hali o oluyor zaten. Ruh hali hocanın söylediği hocayı bağlar diyeyim ben bağlamaz ama şu önemli. Canlılar içinde bulunurken elbette gece tamamen karanlık olması başka bir durum. Dolunayın ışığından faydalanabilmek bundan kendine en azından avlanmak anlamında bile olsa bir imkan yaratabilmek farklı bir şey. Ve bu binlerce yıl sonra bir evrimle belli bugün sebep sonuç ilişkisini unuttuğumuz belli davranışlara sebep oluyor. Ama bunun astrolojiyle bir alakası yok. Bu tamamen ayın bize olan etkisi. Yani bu aynı zamanda biz bir varlık olarak işte ilk nereden türediysek içinde bulunduğumuz ortamla da ilgili bir ormanda da
olmuş olsak ona göre bir şekilde evrilecektik. Avustralya'da başka bir yerde olsaydık ona göre bir şekilde evrilecektik. Bu tamamen canlıların içlerinde bulundukları doğal ortama adaptasyon süreçleri ve ay çok yakında olduğu için bizi çok ilgilendiriyor aslında. Gelgitler vesaire gibi durumlarla. Hocam bir ilaveniz var galiba. Sizin ilavenizi de alayım kapatmadan önce. Kapatın olmaz. Yok yok lütfen buyurunuz. Yani bu ayın biyolojik yaşama etkileri için bir sürü neden var. Bir tanesi gerçekten kütle çekimiyle dünyanın denizlerini günde iki defa çekip şey yapıyor. Yani 12,5 saatlik bir periyodu var bunun. Biz Türkiye'de pek iyi hissetmiyoruz ama öyle yerler var ki dünyada aşağı yukarı 10 metre yükseliyor sular. 12 saat arayla. 12 saat 30 bilmem kaç dakika. Yani bu ayın hareketi, yani dünya dönüyor ama ayın da dönüşü nedeniyle bunda bir gecikme oluyor. Yani dolayısıyla tam 12 saat değil, 12.30, 12 saat 30 dakika gibi. Yani bu etki bence ayın dünyayı sürekli olarak ve dönemsel olarak etkilemesinden ve onun birikimli olarak mesela birkaç yüz bin yıl içinde eğer mesela aydınlık dönemde bir işleri yaparsak çok daha kolay oluyorsa, daha önce başka periyotlarda da aybaşı olan bayanların içinde bu tarihte aybaşı olanlara zamanla bir şey kazanıp, yani bir avantaj kazanıp belki de çocuklarına bunu aktardıkları anda işte böylece ayın etkisi böyle. Yoksa orada ben şimdi işte bunu şununla karşılaştırayım da bunlar birbirlerine aşık olsunlar falan değil. Hocam aşkı konuyu zaten siz getirdiniz. Hocam, kimse ben... öyle bir yere gelmedi yani. Şimdi hocam biraz değişik dil kullanıyor. Ben daha romantik. Evet. Fark o yani. Gerçekçi. Evet, realist. Hocam siz terazi burcu musunuz? Ya burçların gerek yani yaşamadığını, gerçek olmadığını anlata anlata bir tamam, hal hocam, olduk. O başka bir program. Yani konusu. Kocaman astro, bir kitap cevap yazdık. Cevap hakkı doğuyor, astrolog lazım. Ne astroloğu ya? Astrolog. Evet, dediği gibi astrolojiden doğdu astronomi. Ama hala eski cehalet dönemimizdeymiş gibi mevsimlerin hala yıldızlara bağlı olduğunu mu düşüneceğiz? Dünyanın eğik olduğunu öğrendik. O nedenle mevsimlerin olduğunu biliyoruz. Yoksa ilkbaharda etrafın yeşillenmesi bilmem ne burcunun bize bakmasından değil. Artık öğrendiğimize de biraz değer verelim. Evet. İşte onu yaptığımız zaman astrolojiyi astrologlara bırakıyoruz. Yani fala inanma, falsızda kalma faslından belki evet. Sosyal aktivitelerde bir gülümseme mevzu olabilir. Ama ona göre ya benim falım şu çıktı, ben bugün işte çok para kazanacağım, iyisi mi ben iki piyango bileti alayım. Böyle bir şey yok. Yani astroloji de fal değil zaten de hocam dediğim ne gibi peki? başka bir yani, şey konusu, program konusu. Ama olmaz, ben başka bir program konusu olamaz ya. Ben şaşırdım demedim mi? Bilim insanları astrolojiye çok tepkilidir, mesafelidir yani, dedim. Ama nedeni var. Biz astrolojinin özünü biliyoruz. Oradan geliyoruz çünkü. Ama astrologlar hala mağara devrinde kalmışlar. Ya kardeşim bak bir sürü şey öğrendik. Yıldızlar öyle değil, güneş böyle, dünya böyle. Hani artık bizi etkileyen başka şeyler var. Niye bunları kulak kabartmıyorsun da hala büyük annenden duyduğun şeylerle bizi kandırmaya çalışıyorsun veya kendine bir yol açmaya çalışıyorsun? Bırak bunları. Peki. Yani siz değil. Ben zaten işim yok. İşi de bana döndü mü? Döndü. Başta uyarmış mıydım? Uyarmıştım. Bu da benim kaderim. Ne yapayım? Çekeceğim. Hocalarım çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Kadın. Hakikaten çok keyifli bir program oldu. Ve epey de bir bilim tartışması bile yaptık arada. Bu fırsatı verdiğiniz için çok sağ olun. Bir de bilim dünyası adına tabii teşekkür ediyoruz. Evet. Bu önemli bir şey yani. Her zaman başımızda yani, yeri var. Hocam. Sadece astroloji değil, bilimin de en az onun kadar yeri olmalı. Bunu söylemek zorundayız. Yani siz kaç defa böyle yaptınız bilmiyorum yani. Her tarafta astrolog dolu ama bilimciler... Hocam bir şey söyleyeceğim. Geliyor. Ben astroloji programı yapmıyorum zaten. Yapma lütfen. Psikolojim bozuldu. Hocam ben normal tarih konuşuyorum ya. Çok hani. Bilim ve tarih konuşuyoruz zaten. Güzel. Astrolojiyi hani biliyoruz normal hayatta. Hani astroloji ve bilim arasındaki çelişkileri, kavgaları da bildiğimiz için ben öyle sadece
talihsiz bir şey yaptım ve bir o olaya girdim girmez olsaydım keşke. Bir dokun dinah dinle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de ederiz. Olduysa affola. Yani bu fırsatları verdiğin için. Her zaman, her zaman. Daha da sık görüşeceğiz inşallah. Efendim size de çok teşekkür ediyoruz. Cansu Canan'la Bilden Dışı programını izlediğimiz için. Bugün birbirinden değerli konuklarımız vardı. Bilim dünyasının aslında çok heyecanlandığı bir olayı, kara deliklerin fotoğraflanmasını konuştuk. Aslında biraz da teorilere daldık. Kara delikleri anlamaya, uzayı ve evreni anlamaya çalıştık ama bilim dünyası uçsuz bucaksız muazzam bir derya. Konuş konuş bitmez. Biz de konuşacağız. Umut ediyoruz ki yıllar boyunca konuşacağız. Kimlerle birlikteydik bu gece? Hemen söyleyeyim. Profesör Doktor Mehmet Emin Özel, Profesör Doktor Metin Arık ve Profesör Doktor Tolga Güver hocalarım bizlerle birlikteydi. Hoşçakalınız diyorum. Hocalarım tekrar hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Bir başka programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.